Sabah Ajansı'ndan günaydın. Ben İrem Sansak. Saatlerimiz 6 ve saatlerimiz 10 olana kadar, yani tam 4 saat boyunca Sabah Ajansı ile karşınızda olacağız. Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler sizlerle olacak. Gazetelerimizi paylaşacağız. Canlı bağlantılarımız olacak ama öncesinde o sıcak gelişmeler diyoruz ve ilk başlığımızla hemen başlıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'daki temaslarının ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve bakın hangi önemli başlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir kulak veriyoruz. Terör örgütü rahat durmuyor ve oradan sınırlarımızı sürekli taciz ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu önemli cümleyi Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin soruları üzerine kurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin perde arkasını ilk kez anlattı. Trump'a terörist Ferhat Abdüşahin tepkisi gösterdi. Dedik ki böyle bir kişiyle bir araya gelişinizi biz kınıyoruz. Elimizde malum mektup var. Bu mektubu Trump'a takdim edeceğim. Siz bana bu mektubu bu adamın arabulucu olmasını düşünerek gönderdiniz. Benim size söylediklerim belli. Dedim ki ben böyle bir teröristi veya terör örgütünü muhatap almam. Biz terör devleti kurmaya yönelik oyunu bozduk. Güney sınırımızı birilerinin hatırına feda edemeyiz. Başkan Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la konuşulacakların çerçevesini çizdi. Terör örgütü rahat durmuyor. Sınırlarımızı sürekli taciz ediyor. Aynı şey Münbiç'te var. Aynı durum Aynel Arap çevresinde var. Burada yine PKK-PYD-YPG en ufak fırsatı bulduğunda bunu yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizde bunların hepsini kendileriyle paylaşacağız. Resulayn'ın doğusundan Kamışlı'ya doğru Amerikan askerleri terör örgütüyle devriye yaptı. Biz de Rusya ile devriyemizi iki kez gerçekleştirdik. Şu anda bunlar da devam ediyor ve edecek. Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde S-400, F-35 ve Patriot alımı konusu da gündemde olacak. Başkanın gündeminde bir konu daha var. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin skandal sözde Ermeni soykırımı kararı. Bu artık bizim için pişirip pişirip önümüze getirdikleri bir yemek oldu. Bıkkınlık veriyor. Bunu da kendilerine ifade edeceğiz. Bunun tadı tuzu yok. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik tutumunu eleştirdi. Hiçbir Avrupa Birliği üyesi ülke Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda yer almadı. Bunlar sadece Doğu Akdeniz'de petrol arama işlerinde Türkiye'yi nasıl engelleriz gayreti içindeler. Nerede petrol var bunun gayreti içindeler. Biz böyle bir derdin peşinde değiliz. Bizim bütün derdimiz şu anda Suriye ile ilgili olarak bu ülkenin birlik, beraberlik ve bütünlüğü. Diğer yandan Irak'ta yaşanan protesto gösterileri de soruldu Başkan Erdoğan'a. Erdoğan, dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek dedi. Ve Macaristan Başbakanı ile devam ediyoruz. Viktor Orban, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaretinin ardından Türkiye hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin göçmenler konusunda aldığı yüke dikkat çeken Macar Başbakan bakın neler dedi. Türkiye olmadan Macaristan ve Avrupa'ya milyonluk göç dalgası durdurulamaz. Açıklama Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a ait. Orban Macaristan Devlet Radyosu'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Kasım'da Macaristan'a yaptığı ziyareti değerlendirdi. Ülkesinin coğrafi olarak Rusya, Almanya ve Türkiye üçgeni içinde yer aldığını hatırlattı. Bu nedenle bu üç ülkeyle iyi ilişkiler içinde olma politikası izlediklerine dikkat çekti. Viktor Orban, ülkesine yönelik son resmi ziyaretleri örnek gösterdi. Birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın son olarak da Erdoğan'ın Macaristan'ı ziyaret ettiğini belirtti. Macaristan Başbakanı, Türkiye'nin mültecileri Avrupa yerine Suriye'ye gönderdiği takdirde Avrupa'nın ve ülkesinin güvende olacağını ifade etti. Türkiye'nin göçmenler konusunda aldığı yüke dikkat çeken Macar Başbakan, eğer Türkiye'de güç, denge ve güven olmazsa göçmenleri durduramaz ve bu da milyonlarca göçmenin Avrupa'ya gelmesine neden olur diye konuştu. Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdikleri 3. Ortak Kara Devriyesi yaklaşık 3,5 saat sürdü. 3. Ortak Devriye'ye
İnsansız hava aracı refakatinde zırhlı araçlar da katıldı. Şimdi o görüntüler ekranlarda sizlerle. Rusya'yla 3. ortak devriye tamamlandı. Şırnak'ın İdil ilçesinden hareket eden ve 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. Rusya ile ortak devriyenin üçüncüsü Şırnak'ın İdil ilçesi Allakamış köyünden yapıldı. Türk-Rus ortak devriyesi Kamışlıderik arasındaki bölgede yürütüldü. Gözlemde bulunan ortak kara devriyesi 3 saat 45 dakika sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri 3. ortak devriyeye insansız hava aracı refakatinde zırhlı araçlar katıldı. Türk ve Rus askeri konvoyu 10 kilometre derinlikte 88 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı. Suriye'nin kuzeyine planlanan devriye tamamlandı ve askerlerimiz sınırı geçerek Türkiye'ye yeniden geldiler. Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevkii daha önce PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleriyle gündeme gelmişti. Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Resulayn'ın 40 kilometre doğusuyla Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede, 2. ortak devriye 5 Kasım'da Aynur Arab'ın doğusuyla Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütülmüştü. Türkiye 13 Kasım'da gerçekleşecek Başkan Erdoğan ve Trump zirvesi öncesinde kritik bir konuk ağırlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Trump görüşmesine sayılı günler kala Ankara'da. Jeffrey'in çantasındaki dosyalar Suriye'deki son durum, güvenli bölge ve DAEŞ'le mücadeleydi. Jeffrey tüm ziyaretlerinde olduğu gibi hem askeri hem diplomatik yetkililerle görüştü. İlk durak Milli Savunma Bakanlığı'ydı. Ziyaret sonrası yazılı açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Başkanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı. Heyetler arası görüşme bitiminde Bakan Akar tarafından ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield kabul edildi. Bir sonraki durak Dışişleri Bakanlığı oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'da bir araya geldi Jeffrey. O görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Ziyaret sırasında James Jeffrey'e Türkiye'nin hassasiyetleri bir kez daha iletildi, kırmızı çizgiler hatırlatıldı. Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurların çekilmemesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin imza attığı skandallarda ele alınan başlıklar arasındaydı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın terör raporunda YPG ve FETÖ'ye yer vermemesine ilişkin itiraz anlatıldı. Bir kritik başlıkta Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiydi. Jeffrey'in temaslarında Erdoğan-Trump zirvesi değerlendirildi, iki ülke arasındaki sıcak başlıklar bir kez daha gözden geçirildi. James Jeffrey Ankara temaslarının ardından İstanbul'a geçecek. ABD Suriye Özel Temsilcisi'nin İstanbul'da Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Amirli takım futbolcularının asker selamı vermesiyle ilgili UEFA'nın başlattığı bir inceleme vardı. Bu incelemeye Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den çok sert bir tepki geldi. Ve işte bir kez daha asker selamı. Nezaket dışı bir olaydır. Asker selamına inceleme başlatan UEFA, MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde. Bahçeli'ye göre atılan adım ön yargı ve küstahlığın bir sonucu. UEFA'nın milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hakaret bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması, Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır. Artık haysiyet ve husumet tarafları ayan beyan ortadadır. Kim dost kim düşman bellidir. Türk ve İslam değerleri karşısında alenen titreyen, manen tökezleyip telaşlanan çevreler iyi niyetli değildir, dürüst değildir, dini ve milli fobileriyle yakayı ele vermişlerdir. Bahçeli sosyal medya hesabından vatandaşların Mevlid gecesini kutladı, bu sırada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüce dinimizi pis emellerine alet etmeye cüret eden, zalimlerin uşağı ve uydusu haline gelen terör örgütleri hepimizin ezeli ve ebedi ortak düşmanlarıdır.
Bunlar aynı zamanda İblis'in yeryüzü acentesi ve cani ajanlarıdır. Devlet Bahçeli Bey! Terörün dini, ırkı ve milleti olmaz dedi MHP lideri. Sonra devam etti. Terörün iyisi kötüsü, bizdeni sizdeni, müspeti menfisi olamaz. İslam'ı terörle eşitleyip eşleştirenler, arkasından da dönüp demokrasi ve özgürlük ahkamı kesenler, Hazreti Peygamber'in mesajlarını karalayan kanı ve kalbi bozuklardır. FETÖ ile başına tepkisini de bir kez daha ortaya koydu Bahçeli. Hoca görünümlü hainler, dini kisveye bürünüp ihanet, rezalet ve cinayetlerin faili olanlar, İslam'ın ve insanlığın yüz karaları, çıban başlarıdır. Bu günahkarlara bakıp İslam'ı boğmaya çalışanlar hem sahtekar hem de suçludur. A Haber ekranlarında Sabah Ajansı ile devam ediyoruz. Saatlerimiz 06.11'i gösteriyor ve 06.11 itibariyle Akşam Gazetesi şimdi ekranlarımızda geldi. Bugün 9 Kasım 2019 Cumartesi sabahındayız. Hafta sonunun ilk günündeyiz ve ilk saatlerindeyiz. Sür manşetinde bir spor haberine yer vermiş Akşam Gazetesi. Lider Fenerbahçe demiş. 3-2'lik bir skor görüyoruz. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Kanarya maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu bugün spor sayfasında. Yaşlı nüfus artıyor, aileler küçülüyor. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'ndan çarpıcı sonuçlar var. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ilk kez %10'a ulaştı. Son 20 yılda hane halkı büyüklüğü 4,5 kişiden 3,5 kişiye düştü ve %9'u tek kişilik. Evliliklerin %24'ü akraba evliliği şeklinde. 5 yaşından küçük çocukların %6'sının boyu yaşına göre kısa ve kadınların %30'u obezmiş. Son araştırmaların sonuçları bunlar. Metropolitan'da Türk cazı, Türk ezgileri New York'ta çınladı. Esra Zeynep Yücel New York'taki ünlü Metropolitan Sanat Müzesi'nde konser veren ilk Türk oldu. Genç caz vokaline dünyaca ünlü saksafon sanatçısı İlhan Erşahin ve gitarist Emre Yılmaz da eşlik etti. Suyun öte tarafında vicdan yok. FETÖ'cülere kucak açan Yunanistan'ın Meriç Nehri kıyısında mültecileri botlarla Türkiye'ye geri göndermesinin görüntüleri ortaya çıktı. FETÖ'cü olmayanlar dövülüp Meriç'e bırakılıyor. Yıldırmak için su bile vermiyorlar. Başlıkları konuyla ilgili. Bütün ülkeler çıkmadan çıkmayı Suriye mesajı. Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı ve diğer ülkeler Suriye'den çıkmadan biz çıkmayız. Suriye parçalanmamalı açıklamalarında bulundu. Fransa, Almanya ve İngiltere heyetleri İstanbul'da Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'la zirve gündemini konuştu. Dörtlü zirve Aralık'ta Londra'da gerçekleşecek. Erdoğan, Macron, Merkel ve Boris Johnson'la 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO zirvesinde bir araya gelecek Başkan Erdoğan. Merkel Macron'a kızdı. Almanya Başbakanı Merkel NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen Macron'a çıkıştı. NATO pazarlık konusu yapılamaz dedi. Trump'a ciddi rakip Bloomberg başlığını görüyoruz. Milyarder iş adamı ve eski New York Belediye Başkanı Bloomberg gelecek yılki ABD başkanlık seçimlerinde demokratların adayı olarak Trump'ın karşısına çıkabilir. Özel öğrenciye gölge öğretmen, Milli Eğitim Bakanı Selçuk Aksaray'da okul müdürünün açığa alındığını söyledi ve özel gereksinimli çocuklar için sınıflara gölge öğretmenlerin gireceğini açıkladı. Her 100 kutu ilaçtan 83'ünü biz üretiyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı detayı. Borun ABD'ye de ihraç edilecek abur cubura turuncu etiket şartı geliyor bundan sonra. Çocuk programlarında tuzlu baharatlı atıştırmalıklar, sütlü içecekler, kahvaltılıklar ve soslar için uygun görülenlerin reklamları turuncu etikette yayınlanacak. İşte Çağdaş Türkiye başlığını görüyoruz. İBB Başkanı İmamoğlu Haliç Biyolojik Arıtma Projesi'ni iptal etti. Terörün köküne bu kez Kıran 5 Türk ve Rus askerlerinin 3. ortak kara devriyesi dün gerçekleşti. TSK 4 saate yakın süren kara devriyesiyle Kamışı'nın doğusuna ilk kez geçiş yapmış oldu. 1001 kılık Bitcoin Safiye hesabında tam 415 milyon TL bulundu. Aydın'da kar payı karşılığı Bitcoin'i
yatırıma ikna ettiği 40 kişiyi dolandıran Safiye Gökçer'i yakalandı. Kılıktan kılığa giren zanlının kripto para hesaplarında 415 milyon liralık 8300 bitcoin olduğu belirlendi. 10 kilometre didik didik edildi. Sapık yakalandı Pendik'te. 8 yaşındaki erkek çocuğuna istismarda bulunan sapık çocuk şube ekiplerinin 10 kilometrelik alanda topladığı 1600 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı. TSK Kamışı'nın doğusuna geçti. Aşçıların iadesi başlıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı detayları. Gazetenin detayları böyleydi. Şimdi Irak'a çeviriyoruz kameralarımızı. Irak'ta devam eden hükümet aleyhtarı protestolarda yine şiddet vardı. Güvenlik güçlerinin açtığı ateşle 4 kişi yaşamını yitirdi. Eylemlerin günlerdir sürdüğü Irak'ta güvenlik güçleri protestocuların üzerine ateş açtı. Ölen ve yaralananlar oldu. Başkent Bağdat'ta süren protestolara polisin müdahalesi yine sert oldu. Güvenlik güçleri vilayet binası önündeki protestocuları dağıtmak için gerçek mermi kullandı. Müdahale sırasında çıkan olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler Irak Komisyonu 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu. Ve Esad rejimi İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi ve 7 kişi de yaralandı. Allahu Akbar. Eli kanlı Esad Suriye'de yine sivilleri hedef aldı. Rejim uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda sivil kayıplar yaşandı, çok sayıda kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada eş zamanlı olarak Cisr eş-Şuur'da da rejimin hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye'de Esad rejimi tarafından sivillere yönelik düzenlenen hava saldırılarını kınadı. Ortagus açıklamasında, Amerika, İdlib ve Kuzeybatı Suriye'nin diğer bölgelerindeki hastane ve sivil altyapıya zarar veren ve sayısız sivilin ölümüne yol açmaya devam eden Rus destekli Esad rejiminin hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır ifadelerini kullandı. Sözcü, son 48 saat içerisinde yapılan saldırılarda 12 sivilin öldüğü, 40 sivilin yaralandığını da kaydetti. Güney Amerika ülkesi Şili'de zamlara tepki olarak başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Hükümet ülkede güvenliği yeniden sağlayabilmek için 5 yıl aradan sonra ilk kez Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladığı sert önlemlerse devreye girdi. Şili'de yaklaşık 3 haftadır devam eden şiddet eylemleri hükümeti harekete geçirdi. Devlet Başkanı Sebastián Piñera, kamu düzenini bozanlara ve yağma olaylarına karışanlara karşı sert cezalar uygulanmasını öngören önlem paketini açıkladı. Bu kapsamda şiddet eylemlerini önlemek için savcılık ve güvenlik güçlerinden oluşan özel bir istihbarat grubu kurulacak. Hava gözlemleri de artırılacak. Ayrıca Piñera, maske kullanımının yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısının hazırlandığını da duyurdu. Diğer yandan Şili Devlet Başkanı, şiddet eylemlerine çözüm bulabilmek için Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Konsey en son 2014'te toplanmıştı. Güney Amerika ülkesi Şili'de protestolar 3 Ekim'de başladı. Hükümetin ulaşım araçlarına getirdiği zamlar tepkilere yol açmıştı. Piñera'nın halktan özür dilemesi gösterileri yatıştırmada etkili olmadı. Protestolar pek çok kentte şiddet ve yağma olaylarına dönüştü. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da seçimin galibi Devlet Başkanı Evo Morales ve destekçileri arasında, muhalifler arasında bir çatışma çıktı. Olaylarda bir kişi yaşamını yitirirken 89 kişi ise yaralandı. Bolivya'da seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhaliflerin başlattığı protestolar şiddet eylemlerine dönüştü.
Koçabamba kentinde hükümet destekçileri ve sağcı muhalifler 4 farklı gösteri yürüyüşü düzenledi. Tarafların taşlı sopalı çatışmalarında can kayıpları yaşandı. Onlarca kişi de yaralandı. Öte yandan muhalifler belediye binasına saldırdı. İktidar Partisi Sosyalizm Hareketi'ne mensup kadın belediye başkanını binadan zorla çıkardı. Binayı yağmaladıktan sonra ateşe veren göstericiler rehin aldıkları belediye başkanına işkence yaptı. Tepki çeken olayın ardından kadın belediye başkanı serbest bırakıldı. Afrika'da iklimsel değişim, yoksulluk ve silahlı çatışmalar insani krizleri daha da derinleştiriyor. Yapılan araştırmalar 52 milyon kişinin açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi o çarpıcı araştırmanın çarpıcı sonuçları geliyor ekrana. Afrika'da 18 ülkede 52 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. İngiltere merkezli Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam'ın yayınladığı rapor çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. Yapılan araştırmalara göre Afrika kıtasının güney, doğu ve orta bölümlerinde hem kuraklık hem de aşırı yağışların yol açtığı sel felaketleri milyonlarca kişiyi yardıma muhtaç hale getirdi. Zimbabwe 1981 yılından bu yana en az yağış alan Afrika ülkesi oldu. Kenya, Etiyopya ve Somali'de kuraklığın vurduğu ülkeler arasında yer aldı. Raporda Güney Sudan'da görülen sel felaketinin ise yaklaşık 900 bin kişiyi etkilediği aktarıldı. 18 Afrika ülkesi son 10 yılda iklimsel felaketler nedeniyle yıllık 700 milyon dolar kaybetti. Ayrıca Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya, Madagaskar, Malawi ve Mozambik gibi ülkelerde yaşanan mevsimsel değişimler milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden oldu. Kısa süre önce Birleşmiş Milletler, Güney Afrika bölgesi ülkelerinde 45 milyon kişinin 6 ay içinde kıtlık riskiyle karşı karşıya kalacağını duyurmuştu. A Haber ekranlarında sabah ajansındasınız. Bugün 9 Kasım 2019 Cumartesi havandayız ve saatlerimiz 06.22. Bakalım Güneş gazetesi hangi başlıklarla karşımızda geldi gazetemiz ve bugün sürmanşetinde Güneş gazetesinde de diğer gazetelerde olduğu gibi bir spor haberi görüyoruz. Paşa paşa zirve başlığı bugün bizlerle. Fenerbahçe ile ilgili bir başlık Güneş gazetesinde sürmanşette 3-2'lik bir skor var. Fenerbahçe 11. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Puanını 20'ye yükselten Sarı Lacivertliler maç fazlasıyla liderliği ele geçirdi. Kadıköy'de goller Muriç ve Serdar Aziz'den geldi. Şenol Güneş 2022 benim için final olacak dedi. Şenol Güneş'in de bu açıklamasını sizlerle paylaşalım. Ve tam grip mevsimi, tam hastalık mevsimi, havalar bir ısınıyor bir yeniden soğuyor. İşte buna karşı grip savar meyve, kış hastalıklarından korunmak, öksürükten kısa sürede kurtulmak istiyorsanız Kasım ayında olgunlaşan muşmuladan bolca tüketin demiş bugün Güneş gazetesi. Fenomendi, yalan oldu. Düğünde dehşet saçtı. Bir diğer başlık ve yazık İstanbul'a, şov uğruna park yalanı başlıklarını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu temel atmama töreni yapan ilk belediye başkanı olarak tarihe geçti. Ancak tribüne oynamaktan başka bir anlam taşımayan bu adım İstanbul'un geleceğini tehlikeye attı. Proje hayata geçmezse mega kenti kirli günler bekliyor. Geleceğin projesiydi. Çevre felaketi kapıda, altyapı yerine makyaj konuyla ilgili satır başlıkları Güneş gazetesinin. PKK'ya 5. kıran Türkiye'deki terör örgütleri ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlara yenisi eklendi. Bölge temizlenecek, kapana kısıldılar başlıklar. Kara yılan ölü yılan olacak sözümüzdür. Birçok kanlı eylemin talimatını veren, iki PKK'lının öldürüldüğünü hatırlatan Bakan Soylu, evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, milletimize sözümüzdür. Kara yılanı da ölü yılan haline getireceğiz dedi.
Rus akını rekor getirdi. 3 turistten biri Ocak-Ekim döneminde 5.414.602 Rusya vatandaşını ağırlayan Antalya'da tüm zamanların Rus turist rekoru kırıldı. Haliç eski günlerine döner başlığını görüyoruz. Son başlıklarına doğru ilerleyelim gazetemizin. Kaydıralım gazetemize, bakalım neler var bugün Güneş gazetesinde. Olmaz olsun böyle şaka, kompresörle hava bastılar. Servis şoförü tutuklandı, Eylül'ün katili ve o müdür açıkta başlığını görüyoruz. Böylece İstanbul Beşiktaş'a geçiyoruz. İstanbul Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybetti, 12 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Beşiktaş'ta 3 Kasım'da özel halk otobüsü durağa dalarak bir kişinin ölümü ve 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. O kazaya ilişkin güvenlik kameraları görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu ve şoförün çok geç frene bastığı görülüyor. Kazanın ardından şoför elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı. Şimdi sıradaki haberimiz İzmir'den. İzmir Harmandalı Çöplüğü'nde çile bitmiyor. Daha önce yangınların yaşandı ve koca bir dağ haline gelen çöplük her an patlamaya hazır bir bomba. Burası Türkiye'nin 3. büyük kenti ama 15 yıldan beri İzmir bu sorunu artık kangren olmuş bu sorunu yaşıyor. Hem koku hem yangın hem de tehlike arz ediyor. Türkiye'nin en büyük 3. şehir İzmir'de çöp sorununun konuşulması, çöp sorununun dile getirilmesi gerçekten çok acı. Ve şu anda bir elektrik santralinin kurulma aşaması ve faaliyete geçmesi söz konusu. İnsanları, İzmirli vatandaşlarımızı bu santralin kurulmasıyla birlikte çöp sorununun ortadan kalkacakmış gibi bir izlenim verilmeye çalışılıyor ve insanlar yanıltılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirdeki çöp sorununa çözümü çöp kamyonlarının şehir içinden geçmemesinde buldu. Bu sorunun sadece çöp araçlarının güzergahıyla çözülebileceğini iddia ediyor. Bu da insanların aklıyla dalga geçmekten başka bir şey olmadığını düşünüyoruz. Ancak halk dertli. Kötü kokudan bir an önce kurtulmak istiyorlar. Bu alan yaklaşık 15 yıl boyunca bu şekilde devam edecek. Kalacak mı böyle? 15 yıl boyunca buraya çöp depolaması yapılmak zorunda bu tesisin devam edebilmesi için. Burada katı atık bertaraf tesislerinin kurulması gerekiyor. Ve Kırklareli'ne gidiyoruz. Kırklareli'ndeki Teke Deresi'nde kirlilik arttı. Sonrasında da balıklar bakın nasıl yüzeye çıktı. Sudaki kirlilik had safhaya ulaştı. Balıklar yüzeye çıktı. Pislik var yukarıdan geliyor. Pislik. Çevre felaketinin adresi bu kez Kırklareli. Teke Deresi'ndeki suyun rengi yaklaşık 20 gün önce değişmeye başladı. Kirlilik nedeniyle balıklar yüzeye yaklaştı. O görüntüler yürekleri sızlattı. Olay sonrası ekipler bölgeden numuneler aldı, soruşturma başlattı. Kocaeli ile devam ediyoruz. Kocaeli zabıtası kaldırım işgalini önlemek için denetime çıktı ve bakın sonrasında yaşananlar geliyor. Zabıtalar ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Burası Kocaeli'nin Gebze ilçesi. Zabıta ekipleri kaldırım işgali şikayetleri üzerine harekete geçti. Bölgedeki esnaf ve seyyar satıcıların malzemeleri bir bir toplanmaya başladı. Ekipler görevlerini yaptıkları sırada tartışma çıktı. Sonrasında da tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Olay çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para Bitcoin borsasında dolandırdığı iddia edilen Bitcoin Safiye lakaplı Safiye Gökçen Bulut için Bursa'da bir operasyon vardı. Şimdi o operasyonun detayları geliyor. Sanal para Bitcoin dolandırıcısı Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı. Safiye Gökçen Bulut için Bursa ve Aydın polisi ortak operasyon yaptı. Bulut'un içinde olduğu lüks spor otomobil Bursa-İzmir-İstanbul otoban gişesinde durduruldu. Bitcoin Safiye İzmir-İstanbul otoyolunun batı gişelerinde durdurulan lüks bir araçta yakalandı. Safiye hemen polis ekipleri tarafından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bulut ilk sorgusunun ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekibine teslim edildi. 1001 surat Bitcoin Safiye Aydın'da başlayıp kısa sürede Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdı. Bulut'un insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği ortaya çıkmıştı. Ülke genelinde aranan dolandırıcı için yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Yüzlerce kişiyi sanal para Bitcoin borsasında dolandıran Bulut'un 380 milyon liralık servete sahip olduğu iddia edildi. Bundan tam 142 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nda Erzurum halkı taş, sopa ve baltalarla Aziziye tabyalarını geri aldı. Anma etkinlikleri kapsamında Aziziye ve Mecidiye tabyalarında sabaha kadar ecdada saygı nöbeti tutuldu. İlerleyen dakikalarda ise bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Şimdi kameralarımızı Erzurum'a çevirelim. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel karşımızda konuyla ilgili olarak. Mehmet, günaydın. Kolaylıklar diliyorum sana ve kameraman arkadaşıma. Neler aktaracaksın bölgeden bizlere? Teşekkürler, günaydın diyelim bizler de sizlere. Aziziye tabyalarından tarihte 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda bundan tam 142 yıl önce Ayaspaşa Camii minaresinden sabah namazından sonra bir ses yükseldi. Vatanını ey ahali, düşman Aziziye'yi bastı. Vatanını, bayrağını, Allah'ını seven askerine yardıma koşsun. Şu anda cami minarelerinden selalar okunuyor. Benim kulağıma geliyor, sizlere ulaşıyor mu bilmiyorum ama biraz sonra insan seli oluşacak burada. Binlerce kişi, binlerce Erzurumlu tabyalara yürüyecek. 142 yıl önce dedelerinin, atalarının yaptıkları gibi ellerinde Türk bayraklarıyla koşacak. Dedeleri, ataları balta, kürek ellerine ne geçirdilerse Ruslara karşı büyük bir mücadele gösterdiler. Kahramanlıklarını ortaya koydular ve düşmanı püskürttüler. Onlar da aynı ruhla, aynı duyguyla, aynı milli düşüncelerle tabyalara koşacaklar ve biraz sonra burada ilerleyen dakikalarda insan seli oluşacak. Türk bayrağını alan 7'den 70'e herkes arkamda bulunan tabyalara hareket edecekler ve o tabyalara koşacaklar. Yol uzun, hava soğuk ancak milli bayrak sevgisi, vatan sevgisi her şeyin üstünde. Onlar ne soğuk dinleyecekler ne de yolun uzunluğunu. Onlar dedeleri için, ecdada saygı için, verilen 500 şehit için tabyalara koşacaklar, hareket edecekler. Bir kez daha ifade edelim. Tam 142 yıl önce Ayaspaşa Camii minaresinden yükselen bir sesti o direnişi, o milli duyguları uyandıran. Ey ahali, düşman Aziziye'yi bastı. Bayrağını seven, vatanını seven, Allah'ını seven askerine yardıma koşsun dedi Abdullah Efendi o minareden. Şimdi minareden selalar okunuyor. Biraz sonra aynı çağrı yeniden yapılacak ve binlerce kişi bu yoldan geçecekler. Aziziye tabyasına tırmanacaklar. Bizler de sizlere o anları an be an yansıtacağız, ekranlarınıza getireceğiz ilerleyen saatlerde diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım. Mehmet Geçgel'e çok teşekkür ediyoruz. Erzurum'dan detayları bizlerle paylaştı. Bir süre Suudi Arabistan'da yaşayan Türk ailenin bebeği bu ülkedeki bir bebekle karıştı ve olay Türk aile memleketine döndükten tam 4 yıl sonra anlaşıldı. Komşular bebeğin aileye benzemediğini dillendirince bir DNA testi yapıldı. Ailenin gerçek oğlunun Suudi Arabistan'da kaldığı ortaya çıktı.
Elindeki 3-4 yıldır, 5 yıldır beslediği çocuk onun değil. Öz çocuğu nerede olduğu Allah bilir. Suudi Arabistan'da karışan bebekleriyle Türkiye'ye döndüler. Cüce ailesi 2003 yılında yaşadıkları Suudi Arabistan'ın Necran kentinde çocuk sahibi oldu. Doğumdan sonra aile Hatay'a döndü. Komşular bebeğin aileye benzemediğini dillendirince DNA testi yapıldı. DNA testi işte geldiği zaman, geldiğinde zaten anne burada yıkıldı. 4 yıldır Yakup adını verdikleri çocuğun kendilerinden olmadığını öğrendiler. Hiçbir şekilde artık ben bu çocuğu vermem. Yani öz çocuğum olsa bile, yani görsem bile dedi ben değiştiremem. Aile daha sonra gerçeğin peşine düştü. 6 ay sonra Suudi Arabistan'da gerçek ortaya çıktı. Benim oğlumu orada gördüler. Teni farklı, şekli farklı. Nasıl bizim Yakup, bizim oğlumuz bizden farklıysa o çocuk da aynı şekilde. Zaten oradaki yetkililer görür görmez dediler evet bu. Cüce ailesinin gerçek oğulları Ali'nin Suudi Münaccim ailesinde olduğu belirlendi. Oğlumuzun adı, gerçek oğlumuzun adı Ali'ydi. Aynı kaldı. Bizim de zaten Yakup koymuştuk adını. Aileler tanıştı. Hatta Suudi yetkililer çocukların etkilenmemesi için iki aileye aylık 120 bin riyale ev kiraladı. Her iki ailede beraber kaldık ki bizim öz çocuğumuz bize alışsın, bizim öbür çocuk da öbür aileye alışsın. Çünkü dedim yani bu basit bir olay değil. 5 yıldır beşleniz şimdi çocuğu bir anda ayırt olmaz. Aileler burada 3 yıl birlikte yaşadı. Ama çocukların psikolojisi bu durumdan da olumsuz etkilendi. Cüce ailesi Suudi vatandaşı Ali ile Hatay'a döndü. Suudi asıllılar çocuğum orada kaldı. Benim öz çocuğumu getirdim. O anda fırtınalar koptu yani. Öyle yani annesi oradan buraya kadar ağlamaya başladı. Bu benim öz oğlum da benimle gelirken oradan buraya kadar ağlamaya geldi. Ali kayıtlarda Münaccim ailesinin Suudi vatandaşı oğlu, Yakupsa Cüce ailesinin Türk vatandaşı oğlu olarak kaldı. Benim öz çocuğum burada okuyor şimdi. Ama hala Suudi Arabistan vatandaşı olarak okuyor. Cüce ailesi iki çocuklarının da mağdur olduğunu söylüyor. Bu eğitimde yabancı uyruklu olduğum için hem sağlık sıkıntıları hem de eğitim açısından bazı şeyler sıkıntılar çıkabiliyor. Ve devam ediyoruz. Şimdi Milat gazetesi bizlerde Mevlid Kandili'ydi. Mevlid Kandili kutlandı başlığını görüyoruz. Sür manşette Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın da açıklamaları var. Bugün cehalet ve zulmün hüküm sürdüğü, merhamet ve erdemin kaybolduğu, güçlünün zayıf ezdiği yeryüzü Resul Allah'ın çoraklaşmış ruhlara verdiği can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır ifadelerini kullandı Diyanet İşleri Başkanı. Mücadele bitmedi. Bir diğer başlık bugün Milat gazetesinde. Ziyaret çok önemli. ABD ziyaretine Trump'la güvenli bölge mültecilerin geri dönüşü, Halkbank, F-35'ler ve ticaret hacmi gibi konuların masaya yatırılacağını ifade eden Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik ortaklığa sığmayan tutumunu aşmak için bu ziyaretin çok önemli olduğunu vurguladı. PKK'nın beli kırılırken DAEŞ'lılar pazartesi postalanıyor. Avrupa'ya iade bugün Milat gazetesinde manşette. Kaydıralım gazetemiz, hemen detayları paylaşayım sizlerle. Barış Pınarı ve Pençe harekatlarının yanı sıra yurt içinde süren Kran operasyonunda 5. aşamaya geçildi. Artık Avrupa orijinli DAEŞ'lıların ülkesine iadesine ise pazartesi günü başlanacak. Kara yılan ölü yılan olacak dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. 175 tim katıldı operasyona ve 9 terörist etkisiz hale getirildi. Birileri panikledi. İbrahim Kalın, Almanya, Fransa ve İngiltere heyetleriyle İstanbul'da Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. HDP'li başkana gözaltı var. Üçüncü devriye Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı. Teröre şafak baskını başlığını görüyoruz. Devam ediyoruz gazetemizin diğer alt detaylarına doğru. 4 yeni boron, sahtelerin kavgası.
bugün yine gazetede ilk sayfada Atatürk'ün çakmaları denilen Atatürk benzerleri para için birbirine girdi. Sahte paşalar CHP'li belediyelerin programına giden benzerleri için bu işin ekmeğini onlar yiyor açıklamasını yaptı. İşin piyasası var. Bitcoin Safiye yakalandı. Feyzoğlu'na destek ve devlet destekli keyfi cinayet bir diğer başlık. Gazetenin detayları böyleydi. Şimdi Darül Aceze ile devam ediyoruz. Darül Aceze Vakfı Kültürel ve Sosyal Tesis Projesi'nin tanıtımını yaptı. Programın onur konuğu ise Darül Aceze İdare Meclisi üyesi Bilal Erdoğan'dı. Şimdi Bilal Erdoğan'la ilgili o haberimizi izliyoruz. 125 yıllık tarihiyle topluma şefkat kucağını açan Darül Aceze yeni bir proje yapımına başlıyor. Tarihi vakfın hemen arkasındaki dev araziye kültürel ve sosyal tesis inşa edilecek. Yani 125 yıl sonra bugünkü iktidara, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun ekibine bu alanda böyle bir projenin temelini atma şansını bize verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. İçinde üniversite, yurt ve konferans salonu gibi yapılarında olacağı projenin tanıtım programına Darül Aceze İdare Meclisi üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Türkiye'de Darül Aceze'ye değer veren, Darül Aceze'nin ne olduğunu bilen, bir gün Darül Aceze'ye ihtiyacı olabileceğini takdir eden herkesin buraya 10 lira yardım etmesi lazım. Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair önemli projeler üretmenin önemine de dikkat çekti. O günden bugüne burası tek, eşi benzeri olmayan bir proje olarak ayakta kalmış, yaşamış. Şimdi 125 yıl sonra eğer ecdadımıza layık torunlar olacaksak ve nüfusumuz da yaşlanıyorsa, bu tür hizmete ihtiyacı olan insan sayısı toplumumuzda artıyorsa, o zaman bu eşi benzeri olmayan hizmetin katlanarak artması gerekir. Ve yeni sıcak gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi haftası açılış programına katıldı. İstanbul'da düzenlenen törende konuşan Başkan Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı verdi. Adaletsizliklerin, baskı ve şiddetin bütün insanlığın üzerine adeta karabasan gibi çöktüğü bir bunalım çağındayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı olan İslam beldelerinden bugün sadece yetimlerin, kadınların, evladını bir kör kurşuna kurban vermiş, yüreği yanan anaların feryatları yükseliyor. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile temalı tanıtımları beğeniyle izlendi. Önemli olan gerçek hayatta mutlu olmak. Telefonun değil, eşinin yüzüne bak. Ardından Başkan Erdoğan kürsüye çıktı, birlik beraberlik mesajı verdi. Müslümanların dünya üzerinde yaşadıkları zorlukları anlattı. Medeniyetlere beşiklik etmiş kadim şehirlerimiz, halkına zulmeden diktatörlerin elinde büyük bir enkaz yığınına dönüşüyor. İslam ülkelerinde palazlandırılan terör örgütleri, camide namaz kılan müminleri, pazarda alışveriş yapan masumları, okula giden çocukları acımasızca katlediyor. İslam medeniyetinin kültürel bir soykırıma maruz kaldığını söyleyen Başkan Erdoğan, Müslüman milletler bizim kardeşimizdir dedi. İslam medeniyeti bir tarafta DAEŞ, Boko Haram, Eşşebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil sürülerinin, diğer tarafta cehaletin, mezhep ve meşrep taassubunun cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor. Günümüzün Haçlıları olan neo-Nazi terör örgütleri dünyanın en gelişmiş, sözüm ona, en demokratik ülkelerinde Müslümanlara hayatı dar ediyor. Arakanlı, Suriyeli, Türkistanlı mazlumlar bizim kardeşimizdir. Hani birileri diyor ya, Suriyeliler gitsin. Asla biz bunlara eyvallah edemeyiz.
Ve terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik güçleri Diyarbakır, Muş ve Bingöl'de 179 timin katılımıyla Kran 5 operasyonu başlattı. Şimdi operasyona dair son bilgiler ve görüntüler sizlerle ekranlarda. Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'yı bitirmek için Kran 1 operasyonu 18 Ağustos'ta başlamıştı. 129 tim operasyon kapsamında Hakkari, Van ve Şırnak'ın Beytüşebap ilçesinin doğusunu didik didik aradı. Terör inleri yerle bir edildi. Daha sonra Mardin, Şırnak, Batman'da Kran 2, Herekol ve Besterdereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattındaysa Kran 3 operasyonları yapıldı. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı da Kars Ağrı Iğdır kırsalında 1125 personelle Kran 4 operasyonunu gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri son olarak Kran 5 operasyonu için düğmeye bastı. Operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2625 personel, 179 operasyonel tim katılıyor. Amaç Diyarbakır, Muş, Bingöl ara hattındaki Şenyayla bölgesinde PKK'nın kış üstlenmesini engellemek ve bölgede bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek. Bölgede yapılan Kran operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmaya devam ediliyor. Kran 5 harekatı başlatıldı. Diyarbakır merkezli bir operasyon ve şu anda ekranlara gelen Budan arka tarafında operasyonlar devam ediyor. İnsansız hava araçları ve silahlı hava araçları sürekli keşif uçuşu yapıyor. Operasyona Atak helikopterleri de destek veriyor. Kran operasyonları ile birlikte terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe indirildi. İlki 17 Ağustos'ta başlatılan operasyonlarda bugüne kadar 103 terörist etkisiz hale getirildi. Kran operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. 103 terörist etkisiz hale getirildi. İlk operasyonun düğmesine 17 Ağustos'ta basıldı. Kran 1 harekatıyla Hakkari, Van ve Şırnak hattı çevrelendi. 39 terörist etkisiz hale getirildi. 2 PKK'lı teslim oldu. 12 işbirlikçi de yakalandı. 27 Ağustos'ta da Mardin, Batman ve Şırnak ara hattında Kran 2 başlatıldı. Operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi. 2 PKK'lı teslim oldu. 2 işbirlikçi de yakalandı. 21 Eylül'de ise Siirt ve Şırnak ara hattında Kran 3'ün düğmesine basıldı. Gri kategoride aranan Koçer Kodadlı Orhan İnce, Canda Kıçı Kodadlı Kader Malgoz ve Serhat Iğdır Kodadlı Atilla Çakmaz'ın da bulunduğu toplam 35 terörist etkisiz hale getirildi. 5 işbirlikçi ise yakalandı. Tüm bu harekatları 24 Eylül'de başlatılan Kars Ağrı ve Iğdır'daki Kran 4 operasyonu izledi. 11 terörist etkisiz hale getirildi. Kran operasyonlarına son olarak 5.'si eklendi. Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalları 2625 personelle kıskaca alındı. Türkiye tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesini sürdürüyor. Şüphesiz onlardan biri de DEAŞ. Şimdiye kadar Elbap'ta 3000'i aşkın DEAŞ'ı etkisiz hale getiren Türkiye 1149 teröristi de gözaltına aldı. Bunlardan 750'si yabancı uyruklu. İşte Türkiye'nin DEAŞ'la mücadele raporu sizlerle. Dünyada DEAŞ'la mücadeleyi Türkiye kadar güçlü bir şekilde veren bir ikinci ülke yoktur. İngiltere, Fransa, Almanya ve 37 ülkede daha. Türkiye'deki cezaevlerinde 1149 DEAŞ'lı terörist bulunuyor. Bunlardan 750'si yabancı uyruklu.
DAEŞ'ın yeniden canlanacağı iddiası üzerinden Barış Pınarı harekatını karalamaya çalışan batılı ülkeler, iş kendi vatandaşı olan DAEŞ'lı teröristleri geri almaya gelince kılını kıpırdatmıyor. Bırakın bu konuda somut adım atmayı, teröristlerin ülkelerine dönmesini engellemek için vatandaşlıktan çıkarma yolunu bile deniyorlar. Bugüne kadar Türkiye'ye giriş yasağı konulan DAEŞ'lıların sayısı 76 bin. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde bulunan yabancı teröristleri ülkelerine gönderme konusunda kararlı. Hükmü netleşmiş DAEŞ'lıların cezalarını vatandaşı olduğu ülkede çekmesi için çalışmalar sürüyor. Henüz hapiste cezalandırılmayan yabancı uyruklu DAEŞ'lıların da ülkelerinde yargılanması için gerekli adımlar atılacak. Fırat Kalkanı Harekatı'nda hatırlayın, Elbap'ta 3500 DAEŞ'lı etkisiz hale getirildi. En fazla tutuklu DAEŞ'lı Suriye ve Irak'tan. Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İsveç, Kanada, Rusya, Ermenistan, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün gibi ülke vatandaşları da cezaevlerinde. Bu teröristlerden 22'si kadın. Bunlar mücadele değil mi? Attığımız kararlı adımlar değil mi? Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye'de 278'i yabancı uyruklu, 327 DAEŞ'lı yakalandı. TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan DAEŞ'lılar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden temizlenen Afrin, Elbap, Azez ve Cerablus'taki cezaevlerinde tutuluyor. Hani son YPG'nin cezaevlerinden bıraktıkları vardı. Bunlar ağırlıklı kadın ve çocuk. Bunları da biz tekrar yakalayıp cezaevlerine oralarda koyduk. Ve gazetelerle devam ediyoruz. A Haber ekranlarında, sabah ajansındasınız. Bugün 9 Kasım 2019 Cumartesi sabahındayız. Ve giderek ilerliyor saatlerimiz. 07.10 şu an itibariyle Star gazetesi bizlerle. Barış Pınarı devam edecek dedi Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Manşette Star gazetesinde Başkan Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız dedi ve harekata dair mesaj verdi. Devam mesajı verdi. Son terörist bölgeyi terk etmeden bu işi bırakmaz ve diğer ülkeler çıkmadan buradan çıkmayız açıklamasında bulundu. Kaydıralım gazetemizi, devam edelim diğer başlıklarla. Star gazetesinde bakalım bugün 9 Kasım 2019 Cumartesi sabahında neler var Star gazetesinde. İslam aleminden Mevlid Kandili'nde mazlum coğrafyalar için dua açıklamasını görüyoruz. Star gazetesinin açıklamaları ve alt başlıklara doğru ilerliyoruz. Belçika'da yargı soykırımı bir diğer başlık bugün Star gazetesinde. Yeni boronlar rafta bir diğer başlık. NATO ile ilgili bir başlık görüyoruz. NATO'da beyin ölümü krizi bugün Star gazetesinin başlıklarından bir diğeri. Ve son başlıklarında sizlerle paylaşayım. Hindistan'da kast dışı izdivaç vahşeti yaşandı. Karnataka eyaletinde iki çocuk sahibi genç çift kast dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle yakınları tarafından taşlanarak öldürüldü. 3 yıl önce kaçarak evlenen 29 yaşındaki Ramesh ve Gangava ailelerini ziyaret etmek için köylerine döndüklerinde maalesef katledildiler. Kraliçe nihayet kürkü çıkarıyor. İngiliz kraliçesi 2. Elizabeth bu kıştan itibaren gerçek kürk kullanımına son verme kararı aldı ve gardırobundaki kürklü kıyafetleri giymeyi sürdürecek olan kraliçenin yeni dikilecek kıyafetlerinde yalnızca suni kürk kullanacağı, yıllarca terziliğini yapan, kıyafetlerini diken kişi tarafından açıklandı. Fener 5 gollü düelloda güldü. Güvensiz ürüne geçit yok dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi açıklama. 10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz ve uygunsuz ürünün ithalatına izin vermediklerini açıkladı. Bu ürünleri gümrükten geri gönderdik dedi Ticaret Bakanı. İşkur'dan ilk 10 ayda 1,3 milyon istihdam, Türkiye'nin ilaç ihracatı %32 arttı ve PKK'nın kirli yüzü uluslararası raporlarda demiş bugün gazete. Gazetenin detayları böyleydi. Şimdi haberlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme tartışmaları devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye desteğinin sürdüğünü belirtti ve onlara destek vermeyi sürdürüyoruz. Çünkü burada büyük bir çıkarımız var diye konuştu.
ABD'nin YPG'ye desteği sürüyor. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. Pompeo, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri ilişkin konuştu. Terör örgütü PKK'nın kontrolünde olan Suriye demokratik güçlerine destek vermeye devam ettiklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı, Washington'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilerek bölgede daha önce destek verdiği grupları yalnız bıraktığı eleştirilerinin doğru olmadığını söyledi. Aslında ABD, SDG'ye devasa miktarda kaynak sağladı diyen Pompeo, onlara destek vermeyi sürdürüyoruz. Çünkü bunda büyük çıkarımız var, Avrupa'nın da bunda çıkarı olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. ABD'li Bakan Pompeo, Avrupa'dan da İngiltere ve Fransa'nın da SDG'ye destek verdiğini belirtti. Bu şekilde DAEŞ'e büyük darbe vurduklarını ve bundan gurur duyduklarını dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Avrupa ülkelerini ABD'nin bölge politikalarına ve DAEŞ'le mücadeleye destek vermeye çağırdı. Aksi takdirde Avrupa'nın çok ciddi yeni mülteci akınlarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Terör örgütü PKK-YPG Resul Ayn'da sözde yerel halk meclisi kurmuştu. Ancak meclis binası silahlı teröristlere hizmet etti ve Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye Milli Ordusu'nun eline geçen binada YPG-PKK'lara ait bir de günlük bulundu. İşte çarpıcı bilgilerin yazıldığı o günlük geliyor şimdi. Şu an kayıt esnasında bir şeylere rastlamak mümkün olacak. Terör örgütünün sözde simgeleriyle, YPG ve YPJ simgeleriyle kaplanmış durumda. Resul Ayn teröristlerden temizlendi, bölge huzura kavuştu. Burası Suriye Milli Ordusu karargahı şu anda ve temizlenmiş vaziyette. Barış Pınarı Harekatı'yla özgürlüğe kavuşan Resul Ayn'da teröristlerden geriye eşyaları kaldı. Adeta şunu söyleyebiliriz, operasyon öncesi belki de kullanılmaya başlanan telsiz kutuları, paçavralar, kıyafet parçaları. Şöyle. Teröristlerin karargah olarak kullandığı binaya giren A Haber ekibi teröristlerden birine ait günlük buldu. Bu defteri de inceleyelim. Bakın. Üzerinde YPG'nin logosu olan terör örgütünün sözde sembolü var. Ve burada da içinde notlar var. Bakacağız Türkçe bir not var mı diye. Tel Abyad ve Aynel Arap'ta görev yapan teröriste ait günlükte kendisine bağlı teröristlerin kod adları da yer alıyor. İşte bulduğumuz terörist günlüğü bu. Tamamen kalemle yazılmış ve bu terörist kendi adını da defterin birçok noktasına yazmış. Serekaniye Dildane, Serekaniye Ceylan Pınar, Resul Ayn demek. Defterin ilk sırası bu teröristin sözde birliğinin kod adlarıyla başlıyor. Kendisinin de Dildar olarak yer aldığı bu kod adları arasında Şahoz, Gaver, Egit, Zinar, Delil, Murat, Agri, Şoreşvan gibi daha önce de aslında birçok operasyonda etkisiz hale getirilen alışkın olduğumuz terörist kod adları bunlar. Bu kod adlarla başlıyor. Burada da yer alan ifadelerde zaten terörist kendisi de söylüyor bunların bölüğüne ait olduğunu, bölüğüne ait isimler olduğunu ifade ediyor. Sayfaları çevirdikçe zaten birçok farklı ifadeyle karşılaşıyoruz. Bir sayfada bu teröristin Tel Abyad, Resul Ayn ve Kobani'de görev yapan bir terörist olduğu, örgüte 14 yaşında katıldığı ve yıllar boyu örgütte olduğu da ifade edilen yerler var. Her yerde gördüğünüz gibi Kürdistan ifadesini görmek mümkün. O sözde devlet hayaline dair ifadeler görebiliyoruz. Teröriste ait günlükte Türkiye üzerinde oynanan kirli oyuna dair dikkat çekici detaylar vardı. Dışından da gösterelim. Arkasında da terörist başı Öcalan'ın resmini görebiliyoruz. Dolayısıyla bunun gibi birçok delil de şu anda silahlı kuvvetlerimizin elinde. Onlar da inceleme altına alındı. Biz de bunu zaten güvenlik güçlerimize teslim edeceğiz. Bu operasyon sürecinde öncesinde Türkiye şu anda Rusya'dan S-400, şurada zaten bu ifadeyi görebiliyoruz, S-400 almak üzere. Eğer Türkiye, burada Heger Türkiye diyor teminine, yani Türkiye eğer S-400 temin ederse Amerika bizim yanımızda olur. Ama eğer Türkiye F-35 alırsa Rusya bizim yanımızda olur. O yüzden biz Türkiye ile böyle mücadele edebiliriz şeklinde ifadeler var. Yani Türkiye'nin her iki koşulda da karşısında Amerika ya da Rusya'yı bulacağını ve terörü destekleyeceğini bu iki devletten birinin söyleyen ifadeler bu sayfada yer alıyor. Dildar kod adlı teröristin günlüğünde. Evet. Tabii karargahlarda alınan derslerle ilgili de birçok not var. Görüyorsunuz burada bir silah çizimi yine. Ve şurada da burası çok ilginç bir nokta. Burası bir kuşatma alanı.
Bu ziyan sayfada tercüme ettirdiğimiz bilgilerden yola çıkarak anlatıyorum. Ve burada da şu çarpı işaretini kameraman arkadaşım ekrana getirsin. Dildare, yani bu defteri yazan, günlüğü yazan teröristin bulunacağı noktada burası. Ve bu bir sızma girişimi, çizimi. Burada teröristlerin bir yerin etrafını sardığı ve bu sarma, bu kuşatma sırasında da Dildare isimli teröristin bulunduğu nokta ve geçiş yapacağı noktanın da resmedildiği bir sayfa. Ve burada da teröristlerin hangi noktalarda nasıl davranacağına ilişkin bir çizim yine bu noktada yer alıyor. Ve Mardin'de terör örgütü PKK tarafından kandırılan bir genç daha kadrosuna katılmak üzere yola çıktı. Ancak jandarma son anda o genci yakalayıp ailesine teslim etti. Dağa çıkmaya çalışan genç, jandarmanın titiz takibi sonucu geri çevrildi. Mardin'de PKK'nın kandırdığı bir genç, örgüte katılmak için yola çıktı. Alınan istihbarat üzerine genç, fiziki ve teknik takibi alındı. Midyat ilçesi Bahçelievler mahallesinde dağa çıkamadan yakalandı. İfadesi alınan genç ailesine teslim edildi. Evlatları PKK tarafından kandırılan aile jandarmaya teşekkür etti. Suriye'de Rusya ile birlikte yapılan 3. ortak devriyede bir provokatör Türk zırhlısının üzerine çıktıktan sonra düşerek ölmüştü, hatırlayacaksınız. Terör destekçileri hemen sosyal medyadan kara propagandaya başladı. Çok geçmeden de sivil dedikleri o provokatörün sivilleri katleden YPG'li bir terörist olduğu ortaya çıktı. Zırhlı aracın üstüne çıktıktan sonra düşüp ölen provokatörün sivil değil terörist olduğu ortaya çıktı. Türk ve Rus askerinin 3. ortak devriyesinde bir provokatör Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir zırhlı aracın üzerine çıktı. Daha sonra araçtan düşerek öldü. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden kara propaganda başlatıldı. Türk askerinin bir sivili kasten öldürdüğü suçlamaları yapıldı. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. O provokatörün terörist olduğuna ilişkin çok sayıda görsele rastlandı. Sözde sivil provokatör bir fotoğrafında Türkiye'ye atılan ve onlarca sivilin ölümüne neden olan havan toplarının önünde gülerek poz veriyordu. Bir başka fotoğrafındaysa YPG PKK üniforması giydiği görülüyor. Sivilleri katlederek bölgeyi kan gölüne çeviren YPG, kendi yaptıklarını Türk askerinin üzerine atıyor. Oysa teröristler, sivil halka ait evleri mevzi olarak kullanmış, geri çekilirken de evleri bombalarla tuzaklamıştı. YPG'li teröristler Ermenilere ait bir kiliseyi de karargaha çevirmiş, Türkiye'ye havan ve roketler atmıştı. Bu tacizlerle kilisenin Türkiye tarafından vurulmasını hedefleyip bir başka provokasyona imza atmak istemişlerdi. Ancak güvenlik güçleri bu oyuna gelmedi ve teröristlerin planını bir kez daha bozdu. Diyarbakır'da annelerin ve babaların evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Eylem hem yurt içinde hem de yurt dışından destek görüyor. Diyarbakır'a giden Meclis İnsan Hakları Komisyonu ise aileleri ziyaret etti. Diyarbakır'da HDP il binasının önünde anne ve babaların evlat nöbeti devam ediyor. Eyleme her geçen gün yeni aileler dahil oluyor. Ben Hakkari Şemdinli'den gelmişim. Bir çocuğumu zorla kaçırmışlar. Bir çocuğumu da şehit ettiler. 4 çocuk babasını şehit ettiler. Diğer çocuğu da zorla okuldan tatil günüydü kaçırdılar. Gözü yaşlı ailelerin tek isteği çocuklarına kavuşmak.
ne konuşacağımı bilmiyorum. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz. Bizi bu hale getirdiler, evlatlarımızı aldılar bizi de. Ve şimdi de binayı terk edip gittiler. Kurtuluyoruz zannediyorlar ama biz onların peşini bırakmayacağız. Arkasındayız. Nereye giderlerse gitsin, evlatlarımızı getirmeyene kadar biz onların peşini bırakmayacağız. Eyleme destekse çöl gibi büyüyor. Diyarbakır'a giden Meclis İnsan Hakları Komisyonu aileleri ziyaret etti. Komisyon üyeleri ailelerle tek tek görüştü. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. İnşallah biz duamızla, bütün imkanlarımızla size yardım edebileceğimiz ne olursa başımızın üstünde. Anneler Barış Pınar Harekatı'na katılan Mehmetçik için boyunluk ördü. Papaz getirmişsin. Yok bende. Gazetelerle devam ediyoruz. Ah Haber ekranlarında sabah ajansındasınız. 9 Kasım 2019 Cumartesi sabahındayız. Saatlerimiz 07:24 ve Yeni Şafak gazetesi bizlerle. Yeni Şafak gazetesi bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde darbe itirafı başlığını ilk sayfasına taşımış ilk başlıklarından biri. Diğer ülkeler çıkmadan biz çıkmayız dedi. Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın kesinlikle devam edeceğini söyledi. Erdoğan son terörist bölgeyi terk edinceye kadar bu işi bırakmayız. Bu işin bir boyutu. İkinci olarak diğer ülkeler çıkmadıktan sonra da biz buradan çıkmayız diye konuştu. Mektup Trump'a iade edilecek. Ve manşette bugün Yeni Şafak gazetesinde PKK kampları işkence ve tecavüz üssü. 1000 kadın infazdan kaçtı. PKK'nın kandırıp dağa kaçırdığı kız çocuklarıyla kadın teröristler kamplarda taciz, tecavüz ve infazlarla karşı karşıya kalıyor. Bugüne kadar 1000'den fazla kadın kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Kaçamayanlar da kurtuluşu intiharda arıyor. Afrika Fransa'ya başkaldırdı. 5000 Suriyeli doktor vatandaşı oldu. Avrupa'ya gittiler. O okulun müdürü açığa alındı. Bakan Selçuk yakından ilgileniyor. Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda özel eğitim sınıfındaki otizmli çocukların istenmedikleri ve veliler tarafından yuhalandıkları iddia edilen okulun müdürü açığa alındı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise tepkilere neden olan konuyu hassasiyetle ve yakından takip ettiğini söyledi. 175 timli Kran 5, 2625 personel katılıyor. Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan TSK, yurt içinde de PKK'ya göz açtırmıyor. TSK, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 175 timin katılımıyla büyük bir operasyon başlattı. Bölge PKK'nın kaçırdığı çocukları getirdiği ilk nokta. 2625 personelin katıldığı operasyonda terör örgütünün kış üstlenmesi hedef alınıyor. Zırhlılar Kamışlı'nın doğusunda Ruslarla 3. ortak devriye gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Mursi'nin ölümü devlet destekli cinayet dedi. Türkiye'nin gerekçeleri meşru başlığını görüyoruz. Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi açıklama. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Suriyeli birçok mülteciyi kabul eden Türkiye'nin kendi meşru güvenlik gerekçeleri mevcut dedi. Merkel, uluslararası güçlerin kontrolünde bir güvenli bölge konusunda Almanya, İngiltere, Fransa, Türkiye ve Rusya'nın bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Fener evinde lider, 2022 benim için final yılı dedi Şenol Güneş ve böylece gazetenin sonuna geldik. Şimdi Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Kahramanmaraş'ta bir adam dedikodu yüzünden cinayet işledi. Karısı hakkında ileri geri konuştu. Öne sürülen o kişi ormanlık alana götürdü ve öldürüsüye dövüp baygın halde bıraktı. Ağır yaralı kişi hayatını kaybetti. Zanlı ve 3 arkadaşı ise tutuklandı. Eşi hakkında dedikodu yapan kişiyi döve döve öldürdü. Olay Kahramanmaraş'ta yaşandı. Bir kişi karısı hakkında dedikodu yaptığı öne sürülen kişiyi arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alana götürdü. Burada öldüresiye dövülen şahıs ağır yaralı olarak bir mezarlığın duvarına bırakıldı. Vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı adam olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası kaçan zanlı ve 3 arkadaşı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve şimdi Erzurum'a çeviriyoruz kameralarımızı. Erzurum'da Mehmet Keçkel bizleri bekliyor. Hemen dönelim o noktaya. Mehmet, bir kez daha kolaylıklar diliyorum. Başladı yürüyüş sanırım. Hemen detayları paylaş bizlerle lütfen. Evet İrem, Sansak top atışları da atılıyor bir taraftan. Tarihte 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın 142 yıl önceki ruhu bugün Dadaşlar Diyarı Erzurum'da yeniden yaşatılıyor. Sabah namazının hemen ardından okunan sedalar ve minarelerden yükselen çağrılarla bundan tam 142 yıl önceki ecdatları gibi binlerce kişi tek yürek bir araya geldi. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ayas Paşa Cami Müezzini Abdullah Efendi'nin sabah namazı sonrasında cami minaresine çıkıp sela okuyarak vatandaşları tabyaları kurtarmaya, askere yardım etmeye davet etmişti. Halk bu çağrıyla bir araya gelerek ellerine ne geçirdilerse balta, kürek, kazmayla ellerinde silah olan Rus ordusuna meydan okuyarak askerlerimize yardım eden halk düşmanı bozguna uğratmış ve onları yenerek destan yazmıştı. İşte bugün o zaferin yıl dönümü, ecdada saygı için aynı milli duygularla yürünüyor bugün. Sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Türk bayraklarıyla bir taraftan askerlerimiz, diğer taraftan binlerce Erzurumlu şu anda tabyalara doğru hareket etmiş durumda. 7'den 70'e herkes Azizye tabyasına yürüyor. Hava soğuk, yol uzun, ancak yüreklerdeki bayrak ve vatan sevgisi her şeyden üstün. Bundan tam 142 yıl önce okunan selanın hemen ardından bir ses yükselmişti Ayaspaşa Camii minaresinden. Ey ahali, düşman Azizye'yi bastı. Allah'ını seven, bayrağını seven, vatanını seven askerin yardımına koşsun. İşte bu çağrının hemen ardından 142 yıl önce binlerce kişi kahramanlıklarını ortaya koyarak tabyalara hücum etti ve 500'ü aşkın şehit verildi o müdafada. Bu topraklar için burada 500'ü aşkın şehit verdi Erzurumlular. İşte bu destansı mücadele sonucu Erzurum düşmana teslim edilmedi. Tabyaların düşmesi Erzurum'un düşmesi anlamına geliyordu. Bugün baltalarla, satır ve kürekle destan yazan o ecdadın torunları şehitleri için yürüyor. Ellerinde Türk bayrakları, dillerinde tekbir ve dualarla genç, yaşlı, çocuk, hatta minicik bebekler, 7'den 70'e binlerce kişi sel oldu, tabyalara doğru hareket ediyor. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Yürüyüşün hemen ardından yine şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak, dualar edilecek. 142 yıl önce bu duyguyu minareden yaptığı çağrıyla vatandaşlara aşılayan müezzin Abdullah Efendi'yi anlatan kısa bir film gösterisi olacak. 93 Harbi'nde önemli savunma hattı olan tabyalarda bugün 7. kez bu önemli ve anlamlı etkinlik düzenleniyor. Sadece Erzurum'dan değil, birçok ilden bu yürüyüşe katılım var. Şu an binlerce kişi sel olmuş durumda tabyalara yürüyor. Tarih tekerrür etti diyebiliriz. Ellerinde Türk bayrakları bulunan dev Türk bayraklarıyla bir tarafta askerlerimiz, bir tarafta binlerce Erzurumlu. Kameraman arkadaşım Yüksel Akalan'dan rica ediyorum bu tarafı da gösterebilirse. Bakın, devamı var. Binlerce kişi gelmeye devam ediyor. Şu an Erzurum merkezden hareket ettiler ve selaların ardından, sabah namazından sonra cami minarelerinden yapılan sela çağrılarla birlikte vatandaşlar şu anda tabyalara doğru hareket ediyor. Gördüğünüz gibi ellerinde bayraklar, dillerde tekbir ve dualarla binlerce kişi sel olmuş durumda tabyalara doğru koşuyorlar. Dedeleri baltalarla, küreklerle, kazmalarla koştular askere yardım için, tabyaları korumak için, düşmana teslim etmemek için. Onlar da Türk bayraklarıyla koşuyorlar. Şu anda sizler de görüyorsunuz insan selini ve tırmanış gerçekleştiriliyor tabyalara doğru. Dev Türk bayrağı yarıya indirildi. İstiklal Marşı'nın hemen ardından bayrağımız tekrar göndere yükselecek. Bir taraftan da top seslerini duyuyorsunuz. Top atışları gerçekleştiriliyor. Aynı duygu,
aynı milli düşünceler bugün yeniden yaşanıyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce kişi sel olmuş durumda tabyalara doğru tırmanıyor. Tam 142 yıl önce yapılan bir çağrıydı bu uyanışı gerçekleştiren. Müezzin Abdullah Efendi'nin çağrısıydı. Ey ahali dedi, düşman Azizye'yi bastı. Bayrağını seven, vatanını seven, Allah'ını seven düşmana, askerine yardıma koşsun. Düşman Azizye'yi bastı demişti. Bugün aynı çağrı yeniden yapıldı Erzurumlulara. Ve Erzurumlular ne soğuk dinlediler ne de yolun uzunluğunu. Binlerce kişi adeta sel oldu, tabyalara koştu. Ellerinde Türk bayraklarıyla. Mehmet, bir 7'den şey sormak istiyorum. Herkes burada. Bizim? Küçük. Duyuyorum İrem Sansak. Evet, sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla yola döküldü çok sayıda kişi. Peki yürüyenlere sorabilir miyiz bir sabah kaçta çıktılar, neler hissediyorlar, hangi duyguları yaşıyorlar? Şu dakikada bir mikrofonlarımızı uzatalım mı? Tabii, hemen soralım, duygularını alalım yürüyenlerin de. Şöyle ben içlerine doğru ilerlemek istiyorum kameraman arkadaşım Yüksel Akalan'la birlikte. Evet, şu tarafa doğru ilerliyoruz. Onlar da sabahın erken saatlerinde yola çıktılar. Hemen sormak istiyorum, düşüncelerini almak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi atalarımızın geçmişte yaptığı bu kurtuluş mücadelesine destek vermek amacıyla bugün yürüyoruz. Bu güzel günde atalarımıza anarak mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hemen başka birinin daha düşüncelerini almak istiyorum. Şu şekilde ilerleyelim. Sizlerin de düşüncelerini alalım. Neler söyleyeceksiniz? Ne mutlu bize. Erzurum kurtulmuş Nene Hatun'a. Ne mutlu bize. Sizler de Nene Hatun torunlarısınız. Sabahın erken saatinde bu destansı mücadeleye, ecdatlarınızı, şehitlerimizi anmak için buraya toplandınız. Evet, evet, evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, İrem Sansak, gördüğün gibi herkes burada, 7'den 70'e herkes burada, şehitleri anmak için tabyalara koşuyorlar. Binlerce kişi burada ellerinde Türk bayraklarıyla 93 Harbi'nde olduğu gibi aynı ruhla, aynı duyguyla tabyalara koşuyorlar diyelim. İlerleyen saatlerde bir taraftan da top atışları gerçekleştiriliyor. İlerleyen saatlerde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi hatırlatıp sözü tekrar size bırakalım. Mehmet Yeşkel detayları bizlerle paylaştı Erzurum'dan. Şimdi Kocaeli'ye gidiyoruz. Kocaeli zabıtası kaldırım işgalini önlemek için denetime çıktı. Bakın sonrasında, o denetim sonrasında neler yaşandı, izleyelim. Zabıtalar ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Burası Kocaeli'nin Gebze ilçesi. Zabıta ekipleri kaldırım işgali şikayetleri üzerine harekete geçti. Bölgedeki esnaf ve seyyar satıcıların malzemeleri bir bir toplanmaya başladı. Ekipler görevlerini yaptıkları sırada tartışma çıktı. Sonrasında da tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Halkbank ekonomi bültenini sunar. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. Ekonomi haberleriyle karşınızdayız. 2019 yılı başında piyasaya sürülen borun temizlik malzemesi 4 yeni ürünü daha piyasaya sürüyor. Tanıtım toplantısında konuştu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. 10 ayda %8'lik pazar payına sahip olan borun için bu yıl 35 bin ton satış hedefimiz var dedi. Ve bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere 4 farklı boron raflardaki yerini almaya başlayacak. Bu yılın başında piyasaya sürülen bor madeni bazlı boronun yeni ürünlerinin tanıtımı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Eti Maden Genel Müdürü Serkan Kereşer tarafından yapıldı.
Yeni temizlik ürünleri 20 bin noktada vatandaşa ulaştırılacak. 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde %8'lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına da ulaşmış olduk. Yıl sonunda inşallah bu rakamı 35 bin tonlara doğru ulaştırmayı hedefliyoruz. Vatandaştan yoğun talep gören boronun üretim kapasitesini artırmak için Kırka'daki tesislerde 24 saat mesaiye geçildi. Fabrika için en başta belirlenen yıllık 25 bin tonluk üretim kapasitesi ise şimdiden aşıldı. Şurada görüldü ki son 10 aydır boronun Türkiye'deki satışları çok ciddi bir talebin olduğunu gösteriyor halkımızdan. Bu taleplerden biri de toz ürünümüzün yanında sıvı ürünü istiyorlardı. Bir sıvı ürünle ilgili de çok ciddi çalışmalar yaptık. Çok iddialıyız. Gösterene kadar yani 2 saat boyunca daha Sabah Ajansı'yla sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Antalya'ya uzanıyoruz. Hemen Antalya'da bir evde aynı aileden ikisi çocuk, 4 kişinin cansız bedenleri bulunduğu olayda siyanür şüphesi üzerinde duruluyor. Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki 8 katlı bir binada 4 kişilik aile evinde ölü bulundu. Evdeki cesetlerin 36 yaşındaki Selim Şimşek, eşi 38 yaşındaki Sultan Şimşek ile çocukları 9 yaşındaki Ceren ve 5 yaşındaki Ali Çınar Şimşek'e ait olduğu tespit edildi. Öte yandan bina siyanür şüphesiyle tahliye edildi. Eve giren ilk ekip hastanede gözetim altına alındı. Öte yandan evde yapılan incelemede bir mektup da bulundu. Olayı araştırmak için Afyonkarahisar'dan özel bir ekibin bölgeye geleceği öğrenildi. Antalya'da aynı aileden 4 kişi evinde ölü bulundu dedik. Şimdi ayrıntılar alacağız. A Haber Antalya muhabiri Yasin Anzerli telefon hattımızda. Yasin, günaydın, kolaylıklar diliyorum. Neler aktaracaksın? Siyanür şüphesi üzerinde duruluyor. Ekip eve ulaştı mı? Yeni bir gelişme var mı? Senden dinleyelim lütfen. Günaydın İrem, teşekkürler. Evet, az önce sizin de söylediğiniz gibi Antalya'da bu hadise meydana geldi. Aslında çok yeni de sıcak gelişmenin olduğu, sıcak bilgilerin sıcak olduğu bir hadise. Çünkü gece saatlerinde artık bu durum yaşandı Antalya'da. Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Tabii siyanür şüphesi üzerinde duruluyor şu anda. Aynı aileden 4 kişi, anne, baba ve 2 çocuğu, 9 yaşında bir çocuğun ve 5 yaşında bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan bir hadise. Şimşek ailesinin işte bu durumdan sonra cansız bedenlerine ulaşıldı. Tabii detaylar yavaş yavaş aslında ortaya da çıkmaya başlıyor. Olay yerine giden ekipler ailenin baba ve çocukların el ele olduğunu onları tespit etmişler. Ve aynı şekilde annenin de farklı bir odada olduğu tespit edildi ilk giren ekipler tarafından. Bir mektubun olduğu var. Tabii mektubun detayları ortaya henüz çıkmadı. Ne amaçla olduğu, nasıl olduğu henüz ortaya çıkmadı. Tabii soruşturma devam ediliyor. Şunu söyleyelim, siyanür şüphesi var. Tabii güçlü bunun nedenleri de var aslında. Bu şüpheyi oluşturan nedenler de var. Çünkü olay yerine gelen ilk ekip, eve giren ilk ekip şu anda hastaneye sevk edilmiş durumda. Onlar gözlem altında tutuluyor. Ve binanın boşaltılması da var. Onu da söyleyelim. Binanın tamamen boşaltıldığı bilgisini verelim. Tabii bu da kuvvetli ihtimalle siyanür şüphesine akabinde getiriyor. Tabii soruşturma devam ediyor. Nasıl olduğu siyanür mü ya da farklı bir kimyasal ya da etrafı etkileyecek farklı bir nedenden dolayı mı bina boşaltıldı? Eve giren ilk ekip hastaneye sevk edildi. Şu anda müşahede altında tutuluyor o ekipte. Tabii bu önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde tam anlamıyla ortaya çıkacak bunun sonuçları, nedenleri. Az önce de belirttiğiniz gibi Afyon'dan bir ekip gelecek. Özel bir ekip buradaki durumu hem tespit hem de süreci yönetmesi için Afyon'dan ekibin geleceğini söyleyelim.
Az önce de söyleyecek olursak, toparlayacak olursak, yeni saatlerinde bu olay meydana geldi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde aynı aileden, Şimşek ailesinden anne baba ve iki çocuğunun ölümüyle sonuçlanan siyanür şüphesi olan hadise meydana geldi. Soruşturma devam ediliyor ve az önce de belirttiğim gibi aynı binada bulunan vatandaşlarımızın binadan tahliye edildiği ve yine ilk binaya giren ekibin de tedbir amaçlı olarak hastanede şu anda müşahede altında tutulduğunu belirtelim İrem. Yasin, çok teşekkür ediyoruz. Yasin Anserli, A Haber Antalya muhabiri, detayları paylaştı bizlerle. Yeni detayları oldukça, yeni gelişmeleri oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Antalya'dan detaylar böyleydi. Şimdi Kocaeli'ye gidiyoruz. Kocaeli Kartepe'de bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın saat 03 sıralarında bir geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren müdahale ile alevler kontrol altına alınabildi ve söndürüldü. Ekipler sabaha kadar söndürme çalışması yaptı diyebiliriz. Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili ise bir inceleme başlatıldı. Kocaeli Kartepe'den geliyor görüntüler ekranlarımıza. İles Haber Ajansı'nın görüntüleri, itfaiye ekiplerinin hemen bir müdahalesi oldu. Geri dönüşüm tesisinde yükselen alevlere ve yaklaşık yarım saat içinde alevler kontrol altına alındı diyebiliriz. Ve Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Şimdi de Kahramanmaraş'ta bir adam dedikodu yüzünden cinayet işledi. Karısı hakkında ileri geri konuştuğu öne sürülen kişiyi ormanlık alana götürdü ve bakın sonrasında neler yaşandı, izleyelim. Eşi hakkında dedikodu yapan kişiyi döve döve öldürdü. Olay Kahramanmaraş'ta yaşandı. Bir kişi karısı hakkında dedikodu yaptığı öne sürülen kişiyi arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alana götürdü. Burada öldüresiye dövülen şahıs ağır yaralı olarak bir mezarlığın duvarına bırakıldı. Vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı adam olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan zanlı ve 3 arkadaşı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. A Haber ekranlarında sabah ajansındasınız. Bugün 9 Kasım 2019 Cumartesi sabahında 08.07 saatlerimiz giderek ilerliyor ve Sabah gazetesi bizlerle Fenerbahçe zirveyi gördü diyor bugün Sabah gazetesi. Tüm gazetelerde olduğu gibi bir spor başlığıyla güne merhaba demiş. Fenerbahçe'nin galibiyetinden bahsetmiş bugün Sabah gazetesi. 80 milyonluk boşanma davası bir diğer başlık. Tacirler Holding'in ortağı Murat Tacir'in 23 yıllık eşi Sevim Aslı Tacir boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Eşinin kendisini aldattığını ve kadınlık onurunun kırıldığını belirterek zina davası açtı. Aylık 100 bin lira tedbir nafakasıyla 80 milyon lira tazminat istedi. Yaşlanıyoruz. Türkiye nüfus ve sağlık araştırmasında çarpıcı sonuçlar var. Aileler küçüldü. Hane halkı 20 yılda 4,5'tan 3,5'a indi. 65 yaş üstü nüfusun oranı ilk kez %10'a ulaştı. Nüfusun %25'i 15 yaş altından oluşuyor. Doğumların %55'i sezeryenle oldu. Kadınlardan doğumlar ileri yaşlara ötelendi. 5 yaş altı çocukların sadece %6'sının boyu kısa. Çocukların %8'i, kadınların %30'u obez ve evliliklerin %24'ü akraba evliliği. Manşette Sabah gazetesinde diğerleri gitmeden Suriye'den çıkmayız. Başkan Erdoğan, biz Suriye'nin bütünlüğünden yanayız. Diğer ülkelerde buna tarafsa ispat etsinler. Onlar çıkmadan çıkmayız dedi. Son teröriste kadar malum mektubu vereceğim. Ermeni olayı bıkkınlık verdi açıklamasında bulundu. Siyanürlü ölen yetişkin ailesinden 4 kardeşin babalarından kalan evi sattırmak istedikleri ortaya çıktı.
İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Az önce Antalya'daki olayı paylaşmıştık sizlerle. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Detaylara ulaşacak ancak çok kısa bir süre önce de İstanbul'da yaşandı benzer bir olay. Babalarının sonraki evliliğinden 3 kardeş daha ortaya çıktı. Mersin'de yaşayan kardeş Sebile İnan, abi ve ablalarım 2017'de babamdan kalan evi satmak için geldiler. Biz istemedik. Keşke satılsaydı da böyle bir şey yaşanmasaydı dediler. Devam ediyoruz gazetenin diğer detaylarıyla, alt başlıklarına doğru ilerliyoruz. Otizm ayıbında okul müdürü açığa alındı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un denetimi var. İlkokuldaki skandala soruşturma, başkanımıza atkı ördüm. Diyarbakır'dan geldi haber. PKK'ya 5. kran, PKK'ya kış koşullarında da darbe indirmek amacıyla 3 ilde 179 timin katıldığı yeni bir operasyon başlatıldı. Diyarbakır, Bingöl, Muş üçgeninde başlatılan Kran 5 operasyonunda 2625 jandarma özel harekat görevlisi yer alıyor. Atak helikopterleriyle İHA ve SİHA'lar da havadan destek veriyorlar bu operasyona. Kızımın ölümü kaza değil cinayet dedi. Okulda servis aracının altında kalarak ölen Eylül'ün babası isyan etti. İstanbul Avcılar'da yaşanmıştı olay. Okul bahçesinde araç ne arıyor? Bu kaza değil cinayettir. Sorumlulardan davacıyım dedi. Anne de kızı için ağıtlar yaktı. Bitcoin dolandırıcısı Safiye Bulut yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu DH'ları ülkelerine pazartesi günü göndermeye başlıyoruz dedi. DH'lılar pazartesi gününden itibaren Türkiye'den gönderilecekler. Çiftçilere 284 milyon liralık destek ödeniyor ve Mehmet Barlas bugün köşesinde 13 Kasım'ın gündemini ele almış. Başkan Trump'la nelerin görüşüleceğini gazetecilerin sorularını cevaplarken bizzat Başkan Erdoğan ayrıntılarıyla açıkladı dedi. Detaylar böyle. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir görüşmesi olacak. O malum mektubu da iade edeceğini açıkladı Başkan Erdoğan. Macaristan'daki temasları da vardı. O temaslarının ardından uçakta gazetecilerin sorularına da yanıt verdi. Çok önemli başlıklar var. O altını çizdiği özellikle belirli noktalar var Başkan Erdoğan'ın. Şimdi o mesajlara bir kulak veriyoruz. Terör örgütü rahat durmuyor ve oradan sınırlarımızı sürekli taciz ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu önemli cümleyi Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin soruları üzerine kurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin perde arkasını ilk kez anlattı. Trump'a terörist Ferhat Abdüşahin tepkisi gösterdi. Dedik ki böyle bir kişiyle bir araya gelişinizi biz kınıyoruz. Elimizde malum mektup var. Bu mektubu Trump'a takdim edeceğim. Siz bana bu mektubu bu adamın arabulucu olmasını düşünerek gönderdiniz. Benim size söylediklerim belli. Dedim ki ben böyle bir teröristi veya terör örgütünü muhatap almam. Biz terör devleti kurmaya yönelik oyunu bozduk. Güney sınırımızı birilerinin hatırına feda edemeyiz. Başkan Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la konuşulacakların çerçevesini çizdi. Terör örgütü rahat durmuyor. Sınırlarımızı sürekli taciz ediyor. Aynı şey Münbiç'te var. Aynı durum Aynel Arap çevresinde var. Burada yine PKK, PYD, YPG en ufak fırsatı bulduğunda bunu yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizde bunların hepsini kendileriyle paylaşacağız. Resulayn'ın doğusundan Kamışlı'ya doğru Amerikan askerleri terör örgütüyle devriye yaptı. Biz de Rusya ile devriyemizi iki kez gerçekleştirdik. Şu anda bunlar da devam ediyor ve edecek. Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde S-400, F-35 ve Patriot alımı konusu da gündemde olacak. Başkanın gündeminde bir konu daha var. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin skandal sözde Ermeni soykırımı kararı. Bu artık bizim için pişirip pişirip önümüze getirdikleri bir yemek oldu. Bıkkınlık veriyor. Bunu da kendilerine ifade edeceğiz. Bunun tadı tuzu yok. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik tutumunu eleştirdi. Hiçbir Avrupa Birliği üyesi ülke Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda yer almadı. Bunlar sadece Doğu Akdeniz'de petrol arama işlerinde Türkiye'yi nasıl engelleriz gayreti içindeler. Nerede petrol var bunun gayreti içindeler. Biz böyle bir derdin peşinde değiliz. Bizim bütün derdimiz şu anda Suriye ile ilgili olarak bu ülkenin birlik, beraberlik ve bütünlüğü.
Diğer yandan Irak'ta yaşanan protesto gösterileri de soruldu Başkan Erdoğan'a. Erdoğan, dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek dedi. Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin 3. ortak kara devriyesi yaklaşık 3,5 saat sürdü. Ve bu 3. ortak kara devriyesine insansız hava araçları da katıldı devriyeye. Şimdi o devriyeden son görüntüler ve bilgiler sizlerle ekranlarımızda. Rusya ile 3. ortak devriye tamamlandı. Şırnak'ın İdil ilçesinden hareket eden ve 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. Rusya ile ortak devriyenin üçüncüsü Şırnak'ın İdil ilçesi Allakamış köyünden yapıldı. Türk-Rus ortak devriyesi Kamışlı-Derik arasındaki bölgede yürütüldü. Gözlemde bulunan ortak kara devriyesi 3 saat 45 dakika sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri 3. ortak devriyeye insansız hava aracı refakatinde zırhlı araçlar katıldı. Türk ve Rus askeri konvoyu 10 kilometre derinlikte 88 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı. Suriye'nin kuzeyine planlanan devriye tamamlandı ve askerlerimiz sınırı geçerek Türkiye'ye yeniden geldiler. Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevkii daha önce PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleriyle gündeme gelmişti. Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Resulayn'ın 40 kilometre doğusuyla Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede, 2. ortak devriye 5 Kasım'da Aynur Arab'ın doğusuyla Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütülmüştü. Ve devam ediyoruz. Şimdi Resulayn'la devam ediyoruz. Harekatla birlikte terörden temizlenen Resulayn'a pek çok sivil geri dönmeye başladı ve o bölgeden yeni gelişmeler var, yeni görüntüler var. Şimdi onlar sizlerle. Terör işgalinden kurtarılan Resulayn'da hayat normale dönmeye başladı. Yok abi ama benim bakalım. Resulayn'da bir yerel meclis kuruldu. Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Resulayn'ın kültür merkezinin içerisindeyiz. Kültür merkezi de terör işgalinden kurtarıldı ve şu anda ilk toplantı gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen ilk toplantıda da Resulayn Yerel Meclisi'nin duyurusu yapılıyor. Açılış konuşmasını Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa yaptı. Türkiye'ye teröristlere karşı olan mücadelesi için teşekkürlerini iletti. Burayı terör örgütlerinden kurtaran milli ordumuz ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ediyorum. Türk Devleti'ne teşekkür ediyorum. Artık hizmet vermemiz gerekiyor. Bugün de 25 üyeden oluşan Resulayn Yerel Meclisi'ni teşkil ettik. Terörden temizlenen Resulayn'a yaklaşık 30 bin Suriyeli geri döndü. Yerli halkın evlerine dönüşü sürecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme tartışmaları devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. ABD'nin YPG'ye desteği sürüyor. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. Pompeo, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri ilişkin konuştu. Terör örgütü PKK'nın kontrolünde olan Suriye demokratik güçlerine destek vermeye devam ettiklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı, Washington'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilerek bölgede daha önce destek verdiği grupları yalnız bıraktığı eleştirilerinin doğru olmadığını söyledi. Aslında ABD, SDG'ye devasa miktarda kaynak sağladı diyen Pompeo, onlara destek vermeyi sürdürüyoruz. Çünkü bunda büyük çıkarımız var, Avrupa'nın da bunda çıkarı olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. ABD'li Bakan Pompeo, Avrupa'dan da İngiltere ve Fransa'nın da SDG'ye destek verdiğini belirtti. Bu şekilde DAEŞ'e büyük darbe vurduklarını ve bundan gurur duyduklarını dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Avrupa ülkelerini ABD'nin bölge politikalarına ve DAEŞ'le mücadeleye destek vermeye çağırdı.
Aksi takdirde Avrupa'nın çok ciddi yeni mülteci akınlarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Gazetelerle devam ediyoruz. A Haber ekranlarında sabah ajansındasınız. 9 Kasım 2019 Cumartesi sabahında 08:19 saatlerimiz ve Takvim Gazetesi bugün yaş 35 kriz kapıda demiş. İlk başlığında günde 10 bin adım atmalı, merdiven çıkılmalı, elma ve muzla güne başlanmalı diyor. Bugün bir sağlık haberiyle güne başlamış bir spor haberi görüyoruz. Fenerbahçe'nin galibiyeti, 3-2'lik bir galibiyet vardı Kasımpaşa karşısında. Kasımpaşa'yı konuk etmişti. Nefesleri kesen bir maçtı. Vedat Muriç ve Serdar'ın golleriyle galip geldi Fenerbahçe. Canım ciğerim kabak çekirdeği başlığını görüyoruz. Kabak çekirdeğinin faydalarından bahsetmiş. Kansızlığa portakal demiş. Portakalın iyi geldiğinden bahsetmiş. Ve mektubu Trump'a vereceğim dedi Başkan Erdoğan. Macaristan dönüşü uçakta konuştu. Suriye'deki güvenli bölge ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gezisine ilişkin net açıklamalarda bulundu. 80 milyon tazminat istedi. İşin aslı ihanet. 23 yıllık eşi Aslı Hanım ünlü İş adamına zina ve sadakatsizlik iddiasıyla boşanma davası açtı. 100 bin lira istedi aylık nafaka. 80 milyon da tazminat talebi var. Aslı tacirin. Gözüm öğretmen, dersimiz insanlık, gözüm öğretmen, genç eğitimci Reyhan Hakkari'ye koştu. Braille alfabesini öğrenip görme engelli öğrencisinin ışığı oldu. Resim öğretmeni Reyhan Karaçavuş Güzel Konak köyüne gitti. Kayser Taş'a yardım etmek istedi. Önce kendisini Braille alfabesini öğrendi kendisi. Sonrasındaysa ders verdi. Bastonla yürümeyi de öğretti küçük kıza. Devam ediyoruz. Gazetenin alt başlıklarıyla devam ediyoruz. 1001 surat Bitcoin Safiye Yakaya ile verdi. Topladığı 375 milyon vardı. Bu parayla kaçmıştı. Yakalandı. Bitcoin alacağım diyerek hizmetçisini de dolandırdığı ortaya çıktı. Kaza değil cinayet. İstanbul'da Eylül Mirzaoğlu okul servisinin altında kaldı. Sürücü tutuklandı. Babası ise haykırdı. Evladımı öldürdüler. Hesap sorun. Okul servisinin okul bahçesinde ne işi var dedi. Zengin dilenci Sivas'ta 73 yaşındaki Müfit Dügencilli dilenirken yakalandı. Cebindense tam 20 bin lira tutarında döviz ve TL çıktı. Rekor kırıyoruz demiş. Gelen Rus turist oranındaki artışa dikkat çekmiş, atıfta bulunmuş gazete. Antalya'ya 10 ayda gelen turist sayısı 14,1 milyonu buldu. Bunların 5,4 milyonluysa Ruslar oluşturdu. Doktora Neşter, anestezi teknikeri Ayşe Karaman sevgilisinin evinde can verdi. Doktor Özgür teyze cinayetten hapse girdi. Tanık ifadesi tüyler ürpertti. Özgür Hoca o gün ameliyatı bırakıp gitti açıklamasında bulundu. Köşk Bank İstanbul Demirgan'da 11 odalı köşk satışa verildi. Tam 140 milyon TL istendi. Sahibinin ise iş adamı Suudi Özkan olduğu öğrenildi. Gazetenin detayları böyleydi. Yeni gazetelerimizle yeni başlıklarla karşınızda olacağız. Ancak öncesinde Türkiye'nin konuştuğu utancın haberi var sırada. Aksaray'daki otizmli öğrencilere yönelik o çirkin davranışların ardından devreye Milli Eğitim Bakanlığı girdi. Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Aksaray'a bir müfettiş heyeti gönderiliyor ve ailelerden detaylı bir şekilde bilgi alınacak. Skandalın patlak verdiği okuldaysa yeni tartışmalar vardı. Bazı veliler bir kez daha otizmli çocukların başka okula gönderilmesini talep etti. Bakın neden. Velilere küfrediyor. Dışarıda eylem planlıyor. Muhtarı burada işele. Yaptığınızdan mı utandınız? Benim utanacak hiçbir şeyim yok. Allah verdi bu derdi bana. Allah. Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Otizmli öğrencilerin dışlandığı ve hatta yuhalandığı o okulun müdürü görevden alındı. Müdürümüzün değişmesiyle birlikte bu olayların patlak verdiğini düşünüyoruz. Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'ndaki skandal bu görüntülerle ortaya çıktı. Yaptığınızdan mı utandınız? Benim utanacak hiçbir şeyim yok. Allah verdi bu derdi bana. Allah. Yuhalandık. Çocuklarımıza engelliler özür dilerim. O
Okulda otizmli çocuklar için 5 yıl önce özel sınıf oluşturuldu. İddia o ki bahçeleri bile ayrı olduğu halde son günlerde bazı veli ve öğrenciler onları okulda istemedi. Bu çocuklar kendi özel okullarına gitsinler. Bizim çocuklarımıza zarar veriyorlar. Beddua etmiyorum. Tamam mı? Başına gelen anlar. Olayın yaşandığı okula çok az sayıda öğrenci geldi. Bazı veliler olay durulana kadar çocuklarını okula göndermemeyi tercih etti. Okulda velilerde. Müdür bize hiç yanımızda değil. Müdür bizi dışlıyor. Sürekli aşağılıyor. Müdüre varıyoruz. Hiçbir sıkıntımızı dinlemiyor. İddiaların odağındaki okul müdürü hakkında Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Soruşturma sonuçlanana kadar açığa alındı. Ankara'dan bir müfettiş grubunu da göndererek soruşturma süreçlerimizi başlattık. Ve tepkilerin odağındaki bir diğer isim, yani mahallenin muhtarı. İddiaya göre velileri otizmli öğrencilere karşı o örgütlemişti. Muhtarın burada ne işi var? Hayır. Ya olabilir. Velilere küfrediyor. Dışarıda eylem planlıyor. Muhtarın burada işi ne? Aileler o muhtar hakkında da şikayetçi oldu. Gerek maddi gerek manevi gerek de hakaret davalarımızı açacağız. Tek suçumuz otizmli çocuk annesi olmaksa onlara da sormak istiyorum. Yarının garantisi var mı? Tamam, hiç iner misiniz lütfen? Ve Kocaeli zabıtası kaldırım işgalini önlemek için denetime çıktı. Şimdi o denetim sonrasında yaşananlar geliyor ekrana. Zabıtalar ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Burası Kocaeli'nin Gebze ilçesi. Zabıta ekipleri kaldırım işgali şikayetleri üzerine harekete geçti. Bölgedeki esnaf ve seyyar satıcıların malzemeleri bir bir toplanmaya başladı. Ekipler görevlerini yaptıkları sırada tartışma çıktı. Sonrasında da tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Sivas'a gidiyoruz şimdi de. Sivas'ta bir denetim vardı. Zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden çıkan paraysa herkesi şaşkına çevirdi. Dilencinin üzerinden tam 2280 Türk lirası çıktı. Dilencinin üzerinden çıkanlar zabıtayı şaşkına çevirdi. Sivas'ta zabıta ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde bir dilenci yakaladı. 73 yaşındaki adamın üzeri arandı. 2280 lirayla birlikte 3 dolar bulundu. Hakkında kabahatler kanunundan işlem yapılan dilenci daha sonra memleketine gönderildi. Bir süre Suudi Arabistan'da yaşayan Türk ailenin bebeği bu ülkedeki bir bebekle karıştı. Olay Türk aile memleketine döndükten tam 4 yıl sonra anlaşıldı. Komşular bebeğin aileye benzemediğini dillendirince bir DNA testi yapıldı. Ailenin gerçek oğlunun Suudi Arabistan'da kaldığı ortaya çıkınca ise iki aile içinde zorlu bir süreç başladı. Elindeki 3-4 yıldır, 5 yıldır beslediği çocuk onun değil, öz çocuğu nerede olduğu Allah bilir. Suudi Arabistan'da karışan bebekleriyle Türkiye'ye döndüler. Cüce ailesi 2003 yılında yaşadıkları Suudi Arabistan'ın Necran kentinde çocuk sahibi oldu. Doğumdan sonra aile Hatay'a döndü. Komşular bebeğin aileye benzemediğini dillendirince DNA testi yapıldı. DNA testi işte geldiği zaman, geldiğinde zaten anne burada yıkıldı. 4 yıldır Yakup adını verdikleri çocuğun kendilerinden olmadığını öğrendiler. Hiçbir şekilde artık ben bu çocuğu vermem. Yani öz çocuğum olsa bile, yani görsem bile dedi ben değiştiremem. Aile daha sonra gerçeğin peşine düştü. 6 ay sonra Suudi Arabistan'da gerçek ortaya çıktı. Benim oğlumu orada gördüler. Teni farklı, şekli farklı. Nasıl bizim Yakup, bizim oğlumuz bizden farklıysa o çocuk da aynı şekilde. Zaten oradaki yetkililer görür görmez dediler evet bu.
Cüce ailesinin gerçek oğulları Ali'nin Suudi Münaccım ailesinde olduğu belirlendi. Oğlumuzun adı, gerçek oğlumuzun adı Ali'ydi. Aynı kaldı. Bizim de zaten Yakup koymuştuk adını. Aileler tanıştı. Hatta Suudi yetkililer çocukların etkilenmemesi için iki aileye aylık 120 bin riyale ev kiraladı. Her iki ailede beraber kaldık ki bizim öz çocuğumuz bize alışsın, bizim öbür çocuk da öbür aileye alışsın. Çünkü dedim yani bu basit bir olay değil. 5 yıldır beşlemişim bir çocuğu, bir anda ayırt olmaz. Aileler burada 3 yıl birlikte yaşadı. Ama çocukların psikolojisi bu durumdan da olumsuz etkilendi. Cüce ailesi Suudi vatandaşı Ali ile Hatay'a döndü. Suudi'li abi aslında çocuğum orada kaldı. Benim öz çocuğumu getirdim. O anda fırtınalar koptu yani. Öyle yani annesi oradan buraya kadar ağlamaya başladı. Bu benim öz oğlum da benimle gelirken oradan buraya kadar ağlamaya geldi. Ali kayıtlarda Münaccım ailesinin Suudi vatandaşı oğlu, Yakup ise Cüce ailesinin Türk vatandaşı oğlu olarak kaldı. Benim öz çocuğum burada okuyor şimdi ama hala Suudi Arabistan vatandaşı olarak okuyor. Cüce ailesi iki çocuklarının da mağdur olduğunu söylüyor. O eğitimde yabancı uyruklu olduğum için hem sağlık sıkıntıları hem de eğitim açısından bazı şeyler sıkıntılar çıkabiliyor. Gerçekten tam bir film hikayesi. Şimdi gazetelerimizle devam ediyoruz. Yeni Birlik gazetesi bizlerle Boğaz Deniz trafiğinde SOS veriyor demiş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan İstanbul Boğazı Deniz trafiğinde SOS veriyor açıklamasında bulundu. Fenerbahçe zirvede kara delikler dünya için tehlike değil açıklaması ise Profesör Doktor Feryal Özel'den geldi. Dörtlü zirve Londra'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere dörtlü zirvesinin Londra'da 3-4 Aralık'taki NATO zirvesi marjında yapılması mutabık kalındığını bildirdi. Barış Pınarı sürecek Başkan Erdoğan. Barış Pınarı harekatı kesinlikle devam edecek. Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız dedi. Mahir Ünal'ın kızı evlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemin Erdoğan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikah törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik cüzdanını geline verdi. Kara yılanı ölü yılan yapacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kırmızı kategorideki iki teröristin öldürülmesine ilişkin kara yılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür. Kara yılanı ölü yılan haline getireceğiz dedi. Ermeni meselesine ışık tutuyor bir diğer başlık. Amsterdam'da ilk kez hoparlörden ezan okunacak diyelim ve Yeni Birlik gazetesinin son başlığını sizlerle paylaşalım. Otizmli çocuklar için müfettiş grubu Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından görevlendirildi. Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda yuhalandığı iddiasına ilişkin Ankara'dan bir müfettiş grubu göndererek soruşturma sürecini başlattıklarını bildirdi. Detaylar böyleydi. Şimdi Mevlid gecesiyle devam edelim. Dün camiler doldu taştı. Müslümanlar bu özel gecede birlik ve beraberlik için dua etti. Eller semaya açıldı. Hazreti Peygamber'in doğum yıl dönümünde camiler doldu taştı. Edirne'de Selimiye Camii'ne akın eden vatandaşlar geceyi dualarla idrak etti. Anadolu'da inşa edilen ilk cami olan Habibi Neccar'da da mevlid programı vardı. Efendimizin secdeye kapanı ümmeti ümmeti dediğine şahit oluyorlardı oradakiler. Hataylılar bu özel gecede camiye koştu. Rabbimize binlerce şükürler olsun. Diyarbakırlar bu özel gecede Sur'daki tarihi Ulu Cami'deydi. Mevlid gecesi Diyarbakır'da coşkuyla idrak ediliyor. 7'den 70'e herkes Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'yi doldurdu. Ellerini semaya açtılar, dua ettiler ve şu anda da Mevlid-i Şerif okunuyor. Allah'ın
Hayırlı olsun ümmeti Muhammed'imize. Rabbim bize hayırlı kılsın. Ne diyelim? İyilikler olsun. Tüm ümmeti Muhammed'in kandilini kutluyorum buradan. Dualar müşterek olsun inşallah. Cenab-ı Allah hayırlara vesile eylesin. Cenab-ı Allah bu mübarek geceyi alem İslam'ın birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, memleketimizin kuvvetine, kardeşine vesile eylesin inşallah. Mevlid gecesinin manevi atmosferi Şanlıurfa'da da yaşandı. Peygamberler şehri, Şanlıurfa'da vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesine akın etti. Duaların yükseldiği bir diğer adres Bursa'daydı. Mevlid Kandili'nde Bursa'da da camiler doldu taştı, eller semaya açılıp dualar edildi. Kandilimiz çok fevkalade geçiyor, güzel geçiyor. Cemaatimizde memnunuz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bunu dilimizden bu ay düşürmememiz gerekir. İnşallah onun yolunda yürüyen kullarının zümresinden eylesin bizleri de. Mardin Kızıltepe'de Mevlid gecesi 3 dilde idrak edildi. Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlid okundu. Adana'dan Adıyaman'a, Amasya'dan Erzincan'a dillerde ülkenin birlik ve beraberliği için dualar vardı. Milletimizin sıhhat ve selameti, ordularımızın muzafferiyeti için ve Allah rızası için El-Fatiha. Sultan Abdülhamit Han döneminde inşa edilen kibrit fabrikası yıllardır atıl durumda. 1897'de kapanan fabrikadaki ekipmanlar devlet hazinesine geçti ama bina özel mülkiyet olarak kaldı. Yaklaşık 130 yıllık tarihi eserin mirasçıları ise binayı 90 milyona satışa çıkarmış durumda. Tarihe tanıklık eden Osmanlı Kibrit Fabrikası yeniden ihya edilmeyi bekliyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fransızlar İstanbul'da modern bir kibrit fabrikası kurmak istedi. Gerekli izinler alındı, Fransız girişimciler tarafından Osmanlı Kibritleri Anonim Şirketi kuruldu. Burada yaklaşık 200 işçi çalışmış zamanında. 200 işçinin birçoğu kadın. Burada çok kısa bir süre kibrit fabrikasında kibrit üretimi oluyor. Devlet ve girişimci arasında yaşanan sorunlar nedeniyle kısa sürede kapanan fabrikadaki ekipmanlar devlet hazinesine geçti ama bina özel mülkiyet olarak kaldı. Dedemiz Ahmet Şükrü Yücel'in iki ortağıyla beraber burayı almasıyla bizim elimize geçiyor. Daha sonra kendileri burada lastik çizme fabrikası kurmak istiyorlar ve makinaları almak için Almanya'ya gidiyorlar. Fakat bu sırada İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte makinaları alamadan canlarını zor kurtarıp buraya geri dönüyorlar. Böyle bir talihsizlik yaşadıktan sonra da fabrika bir daha hiçbir zaman işlevini yerine getirmiyor. Sultan II. Abdülhamit Han döneminde 1897 yılında açılan Osmanlı Kibrit Fabrikası maalesef uzun ömürlü olmadı. 3-4 ay faaliyet gösterdikten sonra kapandı. O günden bu yana ise atıl durumda. Bugünkü mirasçıları tarihi yadigarı 90 milyon liraya satışa çıkardı. Böyle bir endüstriyel mirasın, böyle bir tarihi kalıntının tabii ki yenilenmesi, restorasyonu, revizesi çok zor olduğu için kendileri satma kararı aldılar. Anıtlar Kurulu'ndan onaylı birinci dereceden tarihi eserin sahipleri mülkiyetin devlet hazinesine geçmesini umuyor. Halkbank ekonomi bültenini sunar. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. Ekonomi haberleriyle devam ediyoruz. Milyarderlerin serveti 2013'ten bu yana ilk defa geriledi. Küresel milyarder sayısı 2000'i aşarken servetleri 8,5 trilyon dolara gerilemiş durumda. Küresel milyarderlerin sayısı artarken servetleri azaldı. UBS ve PwC milyarderler raporunu yayımladı. Dünyadaki milyarderlerin varlıkları 2013'ten bu yana ilk kez geriledi. Geçen yıl 388 milyar dolar düşerek 8,5 trilyon dolar oldu. Milyarderlerin sayısı ise %38,9 artışla 2101'e çıktı. Servetteki düşüşün sebebi güçlü dolar ve dalgalı sermaye piyasaları olarak gösterildi. Milyarder etkisinin dünya çapında canlı ve iyi durumda olduğu belirtildi. Milyarderlerin servetleri en çok Asya'da eridi.
Asya'daki milyarderlerin varlıkları geçen yıla kıyasla %8 azalarak 2,5 trilyon dolar oldu. Çinli milyarderlerin ise serveti %6 azalarak 1,4 trilyon dolara düştü. Dünyanın en çok milyarderine ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise milyarderlerin serveti geçen yıla göre %0,1 artışla 3,6 trilyon dolar oldu. Batı'da da durum Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı değil. Küresel gerilemenin aksine milyarderlerin serveti Avrupa'da %19 artarak 1,7 trilyon dolar oldu. Rusya'daki milyarderlerin varlıkları ise %2,9 azalarak 421 milyar dolara düştü.